Uludağ Üniversitesi'nde okuduğum zamanlar Bursa'da ikinci yılımdı. Çalışkan bir öğrenciydi. En azından yaz okuluna kalmaz tatilleri ailem ile geçirirdim. Bursa büyük bir şehir olsa da öğrenciler genellikle görükle denen bir beldede kalırdı. Şimdilerde çok gelişmiş bir yer olsa da benim zamanımda çoğunluğu köylük bir alandı. Öğrenciler okula minibüsle giriyor, metro henüz üniversiteye varmıyordu. Kendime ev arkadaşı bulamamıştım. Yurtta kalıyordum. Yurttaki çocuklardan 2-3 yaş büyüktüm. Okula geç yazılmıştım. Sima olarak da onlardan daha büyük durduğum için bana abi derlerdi. Nisan-Mayıs aylarıydı. Okulun bitmesine az bir zaman kalmıştı. Ve pek çok öğrenci çoktan memleketine dönmüştü. Ben de bir yandan derslerime çalışıyor, bir yandan da okulda zaman geçiriyordum. O sırada, üst sınıflardan arkadaşım Okan yanıma geldi. Elinde davetiye vardı. Abisinin asker eğlencesi olduğunu ve beni de görmek istediğini söyledi. Ulan asker eğlencesinin davetiyesi mi olur diye düşündüm. Ama yine de aldım. Yurda doğru yürüdü. Gece saat 1'de telefonumun çalmasıyla uyandım. Arayan Okan'dı. Bu saatte aranır mı diye söylendim kendi kendime. Ama açtım telefonu. Yarın geliyorsun değil mi kardeşim dedi. Geleceğimi söyleyip Nerede bulaşacağımızı sordu. Harmancı köyünde dere kenarında toplanacağımızı. Sonra köyün içine gidip eğlenceye katılacağımızı söyledi. Olur kardeşim dedim. Okan'ın sesinde bir gariplik vardı. Çok garip geliyordu. Yine de uyku sersemi konu açmak istemedim. Tek istediğim uykuya devam etmekti. Az bir zaman sonra terler içinde uyandım. Rüya görmüştüm. Rüyamda annemi gördüğümü hatırlıyorum. Bembeyaz bir elbise giymişti üzerine. Çok yaşlı sayılacak bir yaşta değildi. Saçları bembeyaz olmuş, yüzü kırışmıştı. Saat gece dördü gösteriyordu. O abustan sonra gözüme uyku girmedi. Yurdun terasına çıkıp sigara yaktım. Başladım şehri izlemeye. Sabah olmuştu. Dünkü kabustan sonra annemi arayayım dedim. Annem telefonu açtı. Hal hatır sorup muhabbet ettikten sonra annem bana dün gece rüyasında beni gördüğünü ve tek katlı beyaz bir evin önünde elimde bir makasla bir koyunu paramparça ettiğini söyledi. Hayırdır inşallah anacığım dedi. Kapattım. Ama bunlar içimi ürpertiyordu. Dünden beri bir gariplik vardı sanki. Herhalde dersler, sınavlar yordu beni deyip atladım otobüse. Okulun yolunu tuttum. Finallerin son etabıydı. Sınıfa doğru giderken Okan'ı gördüm. Bugün okul yoktu, sınavı da yoktu. Ama kapıda beni bekliyordu. Kardeşim sınavına gir, çıkışta benim arabayla atlar köye gideriz. Bizim köyün yemeklerinden biriye bakalım beğenecek misin dedi. Olur kardeşim dedim. Sınava girdim. Sınavım berbat geçmişti. Bildiğim soruları yapamamıştım resmen. Bunlara Okan'ın aklımı karıştırdığı için sebep olduğunu düşünüp küfürler savurup duruyordum içimden. Ve berbat geçen bir sınavla birlikte sınıftan çıktım. Okan'ı aradım. Koridorda yoktu. Arabası kapının önündeydi. Telefonla aradım. Telefon çalıyordu. Ses lavabodan geliyordu. Lavaboya doğru yürüdüm. Elektrikler yanmıyordu. Korkmaya başlamıştım. Okan neredesin lan diye söylendim. Sesli sesli. Telefonu meşgule attı. Ama lavaboda ne telefon ışığı vardı ne de başka bir şey. O sırada Okan'ı gördüm. Kızlar tuvaletinden çıkmıştı. Ama biraz panikti. Ne arıyorsun lan sen orada dedim. Hiç kardeşim başım döndü de kendimi buraya atabildim dedi. Okan doğru söyle bak kardeşim bir durum mu var? Ne oldu dedim. Yok bir şey dedi. Arabaya doğru yürüdü, peşinden ben de gittim. Nereye gidiyoruz şimdi diye sordu. Köye gidiyoruz. Bizim köyün insanları biraz farklıdır. Baştan uyarayım. Nasıl yani dedim. Sinirli insanlardır dedi. İyi tamam dedim. Yola koyulduk. Harmancık köyü daha önce adını duyduğum bir köydü. Manzarası, havası falan baya meşhurdu. Yazın bütün Bursa sıcaktan yanarken orada millet muhatlarla oturuyordu. Neyse. Dağın tepesindeki köye varmıştık. Okanların evde çok insan olduğu için köyün meydanında bir süre bekledik. Köylü baştan aşağıya beni sürüyordu. Anlamadığım bir şekilde. Daha sonra Okan'a evden telefon geldi. Hadi gidiyoruz eve dedi. Ve eve doğru yürümeye başladı. Güzel köymüş burası Okan dedim. Evet öyledir. Geceleri daha güzeldir. Göreceksin zaten bugün dedi. Görelim bakalım dedi. Ve Okanların evine varmıştık. Evde sadece... Okan'ın annesi, babası, abisi, kardeşi ve abisinin nişanlısı vardı. O kalabalıktan eser kalmamıştı adeta. Babası, odanın içinde Kur'an olduğunu sandığım bir kitap okuyordu. Ailenin diğer fertleri girişteki minderlerde oturmuş karınlarını doyuruyorlardı. Hava kararmıştı. Okan'ın annesi karnımızın aç olup olmadığını sordu. Ben aslında çok aç değildim. Zaten dışarıda yemek yemeyi de oldum olası sevmezdim. Ama Okan Açız anne yemek getirin dedi. Servisi Okan'ın abisinin nişanlısı yapıyordu. Defne, kumral, düze saçları, bembeyaz teni vardı. Okan'ın kız kardeşine aşırı derecede benziyordu. Kardeşi olmayı bırakın, ikiz olsalar bu kadar olurdu. Akşam yemekleri yendi. Hep birlikte kayalara çıktık. Ben kalabalık olmayı bekliyordum ama çok fazla insan yoktu. Aşağı yukarı 15 kişi rakı sofrası kurmuştuk dere kenarında. Ancak Okan'ın bana ters ters baktığını gördüm. Çapraz uca oturmuş, bütün gece sinirli sinirli bana bakıyordu. Bakışlarından korkmuştum. Daha sonra tuvaletim geldiği için bir kaya dibine gittim. O sırada Okan'ın da kalktığını gördüm. Kayalığa doğru giderken Okan yanıma geldi. Hayırdır kardeşim dedim. Cevap vermiyordu. Okan iyi misin sen dedim. Yine ses vermiyordu. Bana kurulduğu belliydi. Bir şey yapacağını anlamıştım. Herkesin duyacağı kadar yüksek bir sesle sen nasıl bir orospu evladısın diye bağırdı. Masadaki insanlar ayaklanmıştı. Okan ne diyorsun lan sen? Rakıyı fazla mı kaçırdın oğlum? Ne oldu sana dedim. Yengemin orasına burasına bakmadım mı ulan orospu çocuğu? Bütün gün aklında değil miydi ulan it? Deyip gırtlama doğru sarıldı. Diğer köylüler hiçbir şey yapmayıp Okan'ın beni boğmasını izliyordu. Okan'ı üstümden atıp ne diyorsun lan sen hasta diye bağırdı. Okan olduğu yerde gülüp onlar yalan söylemez onlar ne görüyorsa onu söylerler dedi. Ne diyorsun lan sen? Kim onlar? Dedim. O sırada Okan'ın abisi yanıma gelip Sen eve git kardeşim. Okan'ın sinirleri bozuldu. Bak ben yarın asker oluyorum. Beni kırma. Evde bizi bekle dedi. Bir şey demeden Okan'ların evinin yolunu tuttum. Bir yandan küfürler ediyordum. Bir yandan evlerine yürüyordum. O sinirle Okan'ı oracıkta öldürebilirdi. Kapıyı çaldım. Evin lambası yanıyordu. Ama kimse kapıyı açmıyordu. Tekrar tekrar çaldım. Ses seda yoktu. Arka bahçe vardı. Belki arka bahçe delirler diye dolandım ve gördüğüm şeyden sonra bayılmışım. Bahçede Okan'ın daha 10 yaşındaki kız kardeşi elinde bir makasla koyun kesiyordu. Yengesi ve annesi de o çiğ etleri benim bavulumun içine atıyordu. Gördüğüm son şey buydu. Uyandığımda Okan'ın abisi yanındaydı. Bahçede gördüklerimin kabus olduğunu anlamıştım. Çünkü çantam yanı başımdaydı. Ama bir göz önce annemin gördüğü rüyayı canlı görmüştüm. Üstelik Okan'ın kayalık alanda yaptıkları da çabasıydı. Abisine bana ne olduğunu sordum. Herhalde Okan ona saldırınca adrenalinden dolayı bayıldığını söylemişti. Nişanlısının beni bulduğunu ve onu aradığını hep birlikte beni odaya çıkardıklarını anlattı. Aşağı indim. Evin erkekleri dışarı çıkmıştı. Bir tek Okan'ın annesi, kız kardeşi ve yengesi içerideydi. Yengesi bembeyazdı. Gözleri büyümüştü. Hoka'nın kız kardeşi ve annesi ona bir şeyler yedirip içiriyorlardı. Ürkmüştüm. Bu evde bir şeyler vardı. Tekrar üst kata çıktım. Bir oraya bir buraya yürüyordum. Dışarıda insanlar davul zurna ile oynuyordu. Ama evin içinde bir farklılık vardı. Defne'ye ne olmuştu? Sabah gördüğüm doğru güzellikli kız şimdi bambaşka bir haldeydi. Ve ben bahçede gördüklerimin rüya olduğuna inanmıyordum. Yarım saat geçtikten sonra ben de aşağıya indim. Okan'ın abisine sarılıp köyden şehre giden minibüslerden birini atladı. Olanlar kafamı çok karıştırmıştı. Gece 2-3 gibi şehre vardı. Yurdun kapısı kapalıydı. Okuldan Vedat diye bir arkadaşım vardı. Onu aradı. Geceyi onda geçirip geçiremeyeceğimi sordu. Sağ olsun beni evine çağırdı. Vedat'ın evine gitti. 10-15 dakika muhabbet ettikten sonra misafir odasına geçip uyumaya başladı. Sonra yine kabuslarım devam ediyordu. Rüyamda Okanların evindeydim. Güneş yeni doğuyordu. Bir yatak odasındaydı. Odanın içinde hayvan sakatatları, Arapça yazılı kağıtlar, çok sayıda muska ve sallanan üstü örtülü bir beşik vardı. Beşikte bebek ağlıyordu. Yavaşça beşiği açtım. Alnında tek gözü olan kolları ve bacakları henüz oluşmamış ve her tarafı kan içinde olan bir bebek ağlıyordu. Arkamı dönmemle defneyi gördüm bizim bebeğimiz o. Senin ruhundan, benim gücümden, o diye bağırıyordu. Kapıya doğru koşmak, kaçmak istiyordum ama olmuyordu ve uyanmıştı. Vedat yanımdaydı, korkarak bana bakıyordu. Arapça bir şeyler söyleyip bağırdığımı ve Vedat beni uyandırmaya çalıştıkça ona ve ailesine küfürler ettiğimi söylüyordu. Psikolojim allak pulda konmuştu. Sabah olmuştu. Bütün gece defneyi düşünmüştü. Nasıl olduysa aklıma girmişti ve çıkmıyordu. Acaba Okan'ın düşündükleri doğru muydu farkında olmadan Defne'ye aşık mı olmuştum? Vedat benden ürküyordu. Haklıydı da. Sabah olunca yurda döndüm. Bavulumu, eşyalarımı topladım. Gece saat 23'e bilet vardı. Memleketim olan Çanakkale'ye gidecektim. Okuldaki işlerimi hallettim. Arkadaşlardan helallik istedim. Ve son kez yurt paramı yatırmak için yurda gittim. Odama çıkarken yurdun güvenliği, Okan'ın yanında bir kızla geldiğini ve beni aradıklarını söyledi. Neredeler şimdi dedim. Yurdun sahibiyle odadalar dedi. Kapıyı tıklatıp içeri girdim. Okan ve kız kardeşi oradaydı. Müdürden izin isteyip Okan'la yalnız konuşmak istediğimi söyledim. Okan, kız kardeşi ve ben odama çıktık. Okan konuşmuyordu. Kız kardeşi zaten henüz hiç konuşmamıştı. Sesini dahi duymamıştı. Okan'a dün gece yaptıklarının nedenini sordum. Sorularıma cevap vermeden soruma cevap ver Defne'yi ve kardeşimi dün bahçede bir şey yaparken gördün mü? Nasıl bir şey diye sordum. Ama bakışlarımdan anlıyordu. Ben yalan söyledikçe daha da sinirleniyordu. Eğer onları gördüysen buralardan uzaklaş. Bu sana arkadaş olarak vereceğim son tavsiye. Çok geç olmadan git buradan dedi. Ne olacak gitmezsem dedi. Cevap vermeden çekip gitti. Karşıdan karşıya geçerken fark ettim. Kız kardeşinin elbisesi dünkü elbiseydi ve yürüdüğü yerlerde kan izleri vardı. Adımlarını takip ettim. Bütün yurt kan izleriyle doluydu. Temizlikçi kadına bu izler az önce burada mıydı diye sordum. Şaşırmıştı. Yok evladım daha şimdi gördüm bunları dedi. Sokağa koşup bir taksi çevirip Harmancık köyüne gidiyoruz dedim. Yol boyu durmadan o kan arıyordum. Her şeyi tüm gördüklerimi açık açık anlatacaktım. Ama telefonlarımı açmıyordu. Harmancığa gelmiştik taksiciye beklemesini rica ettim. Köy kahvesi boştu. Kimseler yoktu ortalıkta. Okanların evine gittim. Hava kararmıştı. Işıklar yanıyordu. Kapıyı çaldım. Kimse açmadı. Ses soluk yoktu. Bu sefer bahçeden dolaşmak istemiyordu. Büyük bir sessizlik vardı. Ve o an çıkan gürültüyle ödüm kopmuştu. Taksici kornaya basıp beni yanına çağırdı. Kardeş biz kuzey etmişiz. Bak arabanın altına kan dolu dedi. Kafamı eğip baktığımda Yine bir koyun ölmüştü. Bu köyde bir şeyler vardı. O sırada Okanların evinin kapısı açıldı. Kapıyı Okan'ın annesi açmıştı. Beylerimiz ormana gittiler. Evde hanımlar var. Hayırdır evladım dedi. Defne ile görüşmem gerek dedim. Sen Defne'yi bu saatte göremezsin. Onun helali askerde dedi. Lütfen Defne ile konuşmam lazım dedim. Suratı sertleşmişti. Sesi bir erkek sesi gibi çıkıyordu. Defne'den ne istediğini söyle dedi. Sesi korkuştu. Öyle korkuştu ki taksici bile bu sesten korkup arabasına binmişti. Sizin ne olduğunuzu biliyorum dedim. Biz neyiz diye sormasını beklerken elleriyle kolumu sıkıp Biz cin, şeytan değiliz. Biz ailemizin huzurunu istiyoruz. Senin buralarda olmaman bizim için daha hayırlı. Defol diye bağırdı. O her defol diye bağırdığında sanki yer sallanıyordu, deprem oluyordu. Taksiciye doğru koştum. O sırada gözü evin evet üst katına ilişti. Bembeyaz bir gecelikle, doğru saf güzelliğiyle Defne pencereden bakıyordu. Ona baka kaldım ve saniyeler içinde onun kahkahalarını duydum. Gördüklerim beni yeterince korkutmuştu. İlim tutulmuştu. Taksiciyle birlikte taksinin altındaki koyunu bir ağacın dibine bırakıp terminale doğru yol aldım. Memlekete gidecektim. Terminale gittim. Kafamda tonla soru işareti vardı. Defne diğer insanlardan çok farklıydı. Ondaki fark neydi? Annesi neden beni etraflarında istemiyordu? Beni köye davet eden Okan'dı. Peki Okan neden bana öyle davranıyordu? Ve bahçede olanlar neydi? Bütün bunları düşünürken zaman su gibi geçmişti. Otobüse atlayıp Çanakkale'nin yolunu tuttu. Biraz temiz hava iyi gelecekti. Annemler Geyikli'ye gitmişlerdi. Sezon geliyordu. Oralar şimdi canlanır, ne güzel kafamı dağıtırım diye seviniyordu. Yolculuk devam ederken gece saat 2 gibi Balıkesir Bandırma'da mola verdik. Mola saati otobüsten indim. Hiç adetim değildir ama bir paket sigara aldım. Otobüs hareket edene kadar içmeye başladım. O sırada telefonum çaldı. Şarjım çok azdı. Baktım arayan Okan'dı. Sana buralardan uzaklaşman gerektiğini söylemiştim değil mi dedi. Ben senden korkacak adam mıyım Okan dedi. Ona karşı Böyle konuşma onu sinirlendiriyordu. Sesini sertleştirip gördüğün sayılı dolunaylar. Bundan sonra çok fazla yas görmeyeceksin Ferhat dedi. Açık açık tehdit ediyordu. Ama neye güvenerek bunu söylüyordu anlayamıyorum. Zayıf ve çelimsiz bir çocuktu. Silah falan da taşımazdı. Defne için ise sana söyleyeceklerim şu. Aklın varsa onun adını bile anma dedi. Ve telefonun şarjı bitip kapanmıştı. Asıl defne konusu beni merak ettiriyordu ve yine sorma cevap alamamıştım. Yolculuk boyu her şeyi boş verip sadece defneyi düşünüyordum. Güzel yüzü aklımdan gitmiyordu ama diğer yandan da korkunç halini unutamıyordum. Pencereden bana bakıp anlamsızca kahkaha atması beni ürkütmüştü. Nihayetinde Çanakkale'ye varmıştı. Köyden arkadaşım Cemal beni almaya gelmişti. Bir güzel birbirimize sarıldık ve arabaya atlayıp köye doğru yol aldık köye bu sene çok tatilci gelmediğini, ortalığın henüz sakin olduğunu söylüyordu. Bizim oralar cennet gibidir. Yazları ayrı bir güzel olur. Her neyse. Köyümüze vardık. Anacığımın ellerini öptüm. Dostlarımla buluştum. Bütün gecemi onlarla geçirdikten sonra annemin yemeklerini yedim ve temiz bir uyku çekmek için odama geçtim. Çok özlemiştim odamı. Lise yıllarımı, ergenliğimi hatırlatıyordu burası bana. Lambamı kapatıp uykuya daldım yine rüya görüyordum. Rüyamda Okanların evindeydik. Bu sefer farklı bir odadaydım. Odada Okan'ın kız kardeşi vardı. Tencerede yemek pişiriyordu. Karnın aç mı diye sordu. Açın yemek var mı dedim. Otur dedi. Önüme küp küp doğranmış haşlama etleri koydu. Yemeğe başlamamla gözüm tezgaha ilişti. Bunlar o bahçede kesilen ve bavuluma atılan taksinin ezdiği koyunun etiydi. Kanı çok kirliydi ve berbat kokuyordu. Yiyemiyordu. O sırada arkadan defne gelip zorla yemeği bana yedirmeye başlamıştı. Tırnakları pisti ve etleri ağzıma sıkıştırmıştı. Ben ısırdıkça ağzından kanlar akıyordu. Okan'ın kız kardeşi kahkahalar atarak gülüyordu. Uyandığımda annem başımdaydı. Rüyamda Arapçaya benzeyen bir dilde bir şeyler söylediğimi söyledi. Bu dili sonradan öğrendik İbranice olduğunu yıllar önce vefat eden babam hakkında ileri geri konuştuğumu söyledi. Birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Annem bir şeylerin kötü gittiğini ağlamıştı. Bütün gece benim odamda kalıp dualar etmişti. Sabah olunca telefonuma baktım. Dün gece saat 5'te tanımadık bir numaradan arama vardı. Numarayı aradım. Telefon kapalıydı. Hayırdır inşallah deyip çıktım köy meydanına. Köylülerle oturduk konuştuk. Köydekilerle Aram hep iyiydi. Beni yine çok sıcak karşılamışlardı. Cemal ile kahvede otururken köyün delisi Behçet'i gördük. Behçet bizle yaşlı bir çocuktu. Küçük yaşta anasını babasını kaybetmişti. Babası define peşinde koşan bir adamdı. Garip bir aileydi anlayacağınız. Behçet de o yaşlardayken şizofreni olmuştu. Neyse beni görmesiyle birlikte ilk kez yüzü düştü. Ve bu sefer Okan'ın yaptığının aynısını yaptı o da defol bu köyden deyip üzerime koşmaya başladı. Herkes şaşırmıştı. Bejdet'i zor zahmet üstümden alıp evine götürdüler. O olanlar iyiden iyiye canımı sıkmaya başlamıştı. 4-5 gün sakin geçmişti. Kabuslar kesilmişti. Aklım fikrim hep Defne'de ve Harmancı köyünde olan olaylardaydı. Bütün günüp o köyü ve Defne'yi düşünmekle geçiyordu. Defne'ye karşı ne hissettiğimi bile bilmiyordu. Tek bildiğim onunla konuşmak istemekti. Okan'ı aramıştım. Telefonu kapalıydı. Daha sonra köyden bir iki gence sordurdum. Numaramı engellemiş. Dün arayan numarayı tekrar aradım. O da kapalıydı. Üstelik o aradığım numaranın Okan'a ait olması da kesin değildi. Eve gidip bilgisayara girdiğimde Okan'dan bir mail gördüm. Sadece tek bir fotoğraf. Fotoğrafta abisinin cenazesi vardı. Abisi rahmetli olmuştu. Askeriye cinnet geçilip intihar etmiş diye açıklama yapmıştı. Abisi ölmüştü ve Okan nedense beni suçluyordu. Hemen arkasından bu sefer yazılı metin maili attı. Sadece öleceksin yazıyordu. Okan'a onunla görüşmek istediğimi yazdım. Cevap vermedi. Harmancı köyü muhtarını aradım. Bana sağlıklı bir bilgi vermedi. Sadece bu köyde artık her şeyin çok tehlikeli olduğunu ve bu insanların buralardan taşınması gerektiğini söyledi. Okan ve ailesinin durumunu sordum. Defne nasıldıydı? Defne cenaze haberi gelmeden önce günlerce kendi ailesinin yanında kaldı. Köyde gören yok dedi. Bu beni şaşırtmıştı. Defne nerede kalıyor diye sordum. Gürsu'da katır dağları vardır. İsteyenler araştırabilir. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Ailesi orada yaşıyor dedi. Defne neden evi terk etmişti? Okan cevaplamazdı ama muhakkak öğrenmem gerekti. Bu sırada akşam olmuştu. Odama çekilip uzanmıştım. Annem o gece komşu Selda teyzelerde kalacaktı. Kızı evleniyordu. Davetiyeleri falan yazıyorlardı. Ben de bütün gece evde sapsap sap takıldım. Uzanırken bir an içim geçmiş. Yine o kabuslara dönmüştüm. Rüyamda Okan'ların evinde salondaydım. Ortada bir tabut, etrafında ağlayan insanlar vardı. Bunlar Okan ve ailesiydi ama Defne yoktu. Tabutun önünde abisinin fotoğrafı vardı hepsi aynı anda dua mırıldanıyordu. Ses sesti. Ancak daha önce duymadığım bir duaydı. Ben onlara yaklaştıkça onlar daha yüksek sesle duayı söylüyorlardı. Ben her adım attıkça ortalık gürültüden geçilmiyordu. O sırada gözlerim pencereye ilişti. Pencerenin dışında defne tabuta bakıp kahkahalar atıyor ve beni yanına çağırıyordu. Okan ve ailesi üstüme doğru saldırmaya başlamışlardı. Ben Defne'ye doğru kaçmak isterken Defne ortadan kaybolmuştu. Az önce olduğu yerde şimdi hayvan sakatatları ve kil parçaları vardı. Arkamı döndüm ve Okan'ın o korkunç yüzünü gördüm. Son hatırladığım buydu. Uyandığımda ter içindeydim. Uyanmıştım. Rüyamdan çıkmıştım. Ama bu sefer bir gariplik vardı. Titiz bir adamım. Düzenime çok dikkat ederim. Odam genellikle topludur. Ama bu sefer bir sıkıntı vardı.'' Uzandığımda bilgisayar sandalyesi pencere kenarındaydı. Ancak uyandığım zaman başucundaydı ve bana dönüktü. Sanki birisi ben uyurken oturup beni izlemişti. Lambayı yakıp sandalyeye baktığımda siyah uzun saç ellerini gördüm. Annem başörtülü bir kadındı ve saçları kumraldı. Eve başka giren çıkan da yoktu. Mutfağa gidip su içmek istiyordum ama korkmuştum. Yine de saçmalama oğlum deyip Mutfağa doğru yöneldim. Et kokusu geliyordu. Mutfağa gittim. Ortada bir şey yoktu. Sadece değişik bir koku alıyordu. Önemsemeyip içerden bir sigara alıp balkona çıktım. Denize baka baka içiyordum. O sırada gözüm Behçete takıldı. Bizim evin kapısının önündeydi. Behçete, ne yapıyorsun kardeşim dedim. Seni koruyorum beyim dedi. Gidip evine yat hadi. Ben kendi kendimi korurum dedi. Yok olmaz. Ben emir aldım seni koruyacağım dedi. Kim verdi sana emri dedim gülerek. Sen ona Defne dersin ama adı başkadır dedi. Şok olmuştum. Nutkum tutulmuştu. Behçet bekle beni dedim. Aşağıya inip o da üşümüştü. Bana bakıyordu. Sen Defne'yi nereden biliyorsun diye sordum. Sonuçta delidir. Ama bu yaptığının bir açıklaması vardı. Sorularıma istediğim cevapları vermiyordu. Sinirleniyordum ama belli edemezdim. Sonuçta Behçet günahsız saf bir çocuktu. Ama bu olanlar artık katlanılamaz bir hal almıştı. Evde olanlara aklım ermezken şimdi de Behçet'in dedikleri iyice kafam karışmıştı. Sabah olmuştu. Köy muhtarını tekrar aradım. Sağ olsun açtı. Köyde durumlar ne muhtar bey diye sordum. Ortalığın sakin olduğunu söyledi. Okan'ın ve ailesinin durumunu sordum. Atlatmaya çalışıyorlar ama her gece evden bağırış çağırış duyuyoruz dedi. Sonuçta evlatları intihar etmişti. Normaldir diye düşündüm. Defne'den ses soluk var mı dedim. Defne artık geri gelmez yeğenim dedi. Hayırdır muhtar dedim. Kapının önüne sandığını koymuşlar. Almaya da kimse gelmedi. Oracık de öyle duruyor. Biz de alamıyoruz ayıp olmasın diye dedi. Şu sandığın içinde neler var? Bir baksana muhtar bey dedim. Yok evladım olmaz. Defne'ye ulaşamadık. Eğer sen tanıyorsan sana postalayayım. Sen de Defne'ye verirsin dedi. Defne ile. Buluşmak için bir fırsatlıp, Üstelik sandıkta olanlar da görecekti. Adresimi verip muhtardan göndermesini istedim. Muhtarın yolladığı sandığın gelmesini beklemekle geçiyordu günlerim. Evde çok fazla durmak istemiyordum çünkü evdeyken başıma anlam veremediğim olaylar geliyordu. Sigara tiryakisi olmuştum. Her gün en az bir paket bitiriyordum. Aradan iki gün geçti. Kargo gecikince muhtarı aradım. Muhtar gelmedi senin kargo dedim. ''O kargo iptal oldu şerefsiz herif.'' diye bir ses duydum. Okan'ın sesiydi. Uzun bir aradan sonra ilk kez duyuyordum sesini ve sesinde bir nefret vardı. ''Sana bizi rahat bırakman gerektiğini söylemedin mi ben?'' demişti. Bu arada arkadan da muhtarın acı dolu seslerini duyuyordum. Kelime-i getiriyordu. ''Okan defne neden sizle değil? Abin ile ne alakası var?'' diye sorular sordum. Okan İbranice bir şeyler söylemeye başladı. O bir şeyler söyledikçe Muhtarın sesi de daha çok artıyordu ve sonrasında hat düşmüştü. İşler daha da karışmıştı. Bu işi çözmek için Bursa'ya geri dönmem gerekiyordu. Bursa'ya dönüp dönmemek arasında kararsız kalmıştım. Bir yandan da bu olaylardan kurtulmak istiyordum. Bir yandan da defne ve harmancık olayları beni meraklandırıyordu. 2-3 gündür hayatında sakinleşmişti. Macera aramının anlamı yoktu. Ama daha fazla dayanamadım. Merakıma yenik düştüm sabah 8 arabasıyla Bursa'ya yol aldım. Yurdu uğradım. Sağda solda öğrenci kalmamıştı. Öğrenci işlerine uğradım. Bana gönderilmiş mektuplar vardı. Üzerinde adres yoktu. Postacı tarafından değil eline bırakılmıştı. Üstünde sadece adım yazıyordu. İsmim Türkçe yazıyordu. Ama mektubun içinde yazanlar Arapça ya da İbranice'ydi. Bundan emin değildim o zamanlar. Bu mektubu kim bıraktı diye sordum. 10 yaşlarında bir çocuk her gün buraya gelip bunları bıraktı dedi. Mektupları alıp üniversitenin yolunu tuttum. İlahiyat fakültesinden bir hocamla buluştum. Ona bu mektupların hangi dilde olduğunu ve ne yazdığını sordum. Kendisi meşhur bir profesördür ve Bursa halkınca çok sevilir. Mekanın cennet olsun. O dönem bana çok yardımcı olmuştu. Bana bunun Aramice adında eski bir dilde yazıldığını ve bu yazıyı okuyacak donanımın olmadığını yıllar önce ortadan kaybolmuş bir dil ve alfabe olduğunu söyledi. Peki Aramice dilinin Kur'an'da bir yeri var mı hocam diye sordum. Bu zamana kadar neden bir hocaya danışmadım diye kendime kızmıştım. Bu dilin Arap Çin kabilesince kullanıldığını, şeytanın çölde Hz. İsa'ya bu dille seslendiğini, en sapkın ve en şerli varlıkların bu dili kullandığını söyledi. Söyledikleri karşısında neye uğradığımı şaşırmıştı. Peki bunu yazan kişi nereden öğrenmiş olmalı diye sordum. Bunu yazanın insan olduğundan şüphe etmelisin dedi. Hocadan yardım istesem de akşam uçağıyla Almanya'ya gitmesi gerekiyordu. Bu bilgileri öğrenip geceyi Vedat'ın evinde geçirmek üzere yola çıktım. Gece oldu. Yattım. Kabus görüyordu. Kabusunda bu sefer köyün meydanındaydım. Her yerde cenazeler vardı. Bütün köylü bembeyaz kefenlere sarılmış öylece duruyordu. Cesetlerin arasında Okan'ı arıyordum. İçimden onun ölmüş olması için dua ediyordum. Okan'a benzer bir ceset bulup çevirmiştim. Ve herhalde bir insanın başına gelebilecek en korkunç olayı gördüm. Yerdeki ceset benim cesedimdi. Arkamı döndüğümde annem sinirli bir surat ifadesiyle sana o köye gitme demiştim diye bağırıyordu. Ve onun arkasında Defne gülümsüyordu. Uyandığımda Vedat bana tokat atmıştı. Siktir git evimden oros bir evladı diye bağırıyordu. Vedat ne oldu kardeşim? Ne yaptım ben sana diye soruyordu. Ama Vedat'ın tek yaptığı şey bana küfürler edip yaka paça dışarı atmak oldu. Saat gece 3 sularıydı. Taksi çağırıp harmancığa gidiyoruz dedim. Gece vakti köye doğru yol almaya başladık. Taksici benimle sohbet etmeye çalışıyordu. Ama kafam götürmüyordu. Susmasını rica etti. Köye vardığımızda beklemesini söyledim. Ama herhalde bana kıl kapmış olacak ki beklemedi. Köyden çıt çıkmıyordu. Kahve boştu. Okanların kediliğin lambası dışında bütün lambalar sönüktü. Aslında biraz terk edilmiş havası vardı. Okanların kapısına doğru yürümeye başladı. Kapıyı tıklattım. Pencereden Okan baktı. Eliyle bekli işareti yaptı. Yüzü bembeyazdı. Kapı açıldı. Ben de seni bekliyordum. Gel içeri konuşalım dedi. Sakin gözüküyordu. Ona bunların neden olduğunu, Bunların neden başımıza geldiğini sordu ve bütün her şeyi anlatmaya başladı. Yıllar önceydi. Ben, annem, babam, abim çok mutlu bir hayat yaşıyorduk. Birbirimize destek oluyorduk. Her günümüzü güzel güzel geçiriyorduk. Günlerden bir gün abim senin gördüğün kabusları görmeye başladı dedi. Ben Okan'a kabuslarımdan bahsetmemiştim ama biliyordu. Saklamana gerek yok. Biliyorum dedi. Abim kendi halinde bir adamdı. Ama ona büyüler yapıldı. Ona ifritler musallat edildi. O defne var ya o defne. Onun adı Samme. Onu abimin başına musallat ettiler. Nefes bile almadan o kan dinliyordu. O anlatmaya devam ediyordu. Bu büyüyü ona kim neden yaptırdı bilmiyoruz. Ama biz her şeye rağmen Samme'yi gelin aldık. Onu evimize getirdik dedi. O bir cin mi peki? Nasıl olur? Saçmalık bu deyip Gitmeye çalıştım. Kolumu tuttu. Bak seni buraya, bu köye, bu eve çağırmamda bir sebep vardı. Bu işi bilen bir hocayla konuştuk. Sammi'yi büyüleyip gördüğü ilk yabancı erkeğe musallat olması adına alaklar atadık. Kurbanlar kestik. Büyüler yaptık. O musallat edilecek erkek sen dinledi. Ağlamaya başlamıştım. Çünkü biliyordum. O an itiraf edemediğim şeyi bu sefer kabul etmiştim. Ben de Defne'ye sanmaya yani aşık olmuştun, tutulmuştun. Neden ben Okan dedim? Ece dedi. Ece'yi nasıl sevdiğimi biliyordun ama onu elimden aldın. Efendi adamım diye geçinip kıza yapmadığın pişliği bırakmadın dedi. Yüzünde yine o sinirli hal belirmişti. Biz Sami'yi sana musallat edip abimi kurtardık sanıyorduk ama anladık ki beceremedik. Sami'nin şerri abimin dayanıklılığını yendi. Dayanamayıp intihar etti dedin senin de sonu o olmadan kurtar kendini dedi. Hiçbir şey diyemeden dışarı çıktım. İçeride iki dakika daha kalsam Okan'ın katili olacaktım çünkü. Ondan sadece bu büyüyü yapan Sözlü Hoca'nın kadrisini istedim. Bursa Fidli Kızık köyünde bir yerdi. Bu köy zaten Bursa'da sık sık cinlerle alakalı olaylarda anılır. Geceyi sokakta geçirmiştim. Gözüme uyku girmiyordu. Sabah oldu. Bursa'ya gittim. Günü Bursa merkezinde geçirdim. Emir Sultan Hazretlerine gidip dualar ettim. Bütün günümü bu tarz işlere ayırdım. O sırada telefonum çaldı. Arayan okuldan arkadaşım Selim'di. Okan'ın ve ailesinin evde ölü bulunduğunu söyledi. İntihar şüphesi olduğunu söyledi. Tekrar taksiye atlayıp Harmancık'a geri döndüm. Okanların evinin önünde polis yerili vardı. Olay yeri inceleme bitince polislerden bilgi aldım. Bütün aile fertlerinin kendini astığını Herhangi bir darp izinin olmadığını söylemişlerdi. Ben nasıl olur diye düşünürken olay yeri inceleme ekipleri evin içinden çıkmıştı. Mühür vurulmadan içeriye girip evi incelemeye başladım. Duvarlarda izler vardı. Sanıyorum polislerin de dikkatini çekmişti. Her yerde pençe izleri vardı ve gerçekten çok kötü kokuyordu. Asıl ilginç olan ise her yerde hayvan sakatatları olmasıydı. Allah sizi inandırsın. Hayatımda gördüğüm en korkunç yerdi diyebilirim. Evi inceledikten sonra pencere kenarında bir zarfın içinde mektup olduğunu gördüm. Mektup Türkçeydi. Yazan da okandı. Mektubu açıp okumaya başladım. Mektupta Fidi Kızık'taki eve gidip benim arangoz etemin oğlu Okan yolladı. Sammi'yi öldüreceğiz Devam gerektiği yazıyordu. Hemen yola çıkıp tekrar Fidi Kızık köyüne vardım. Kapıyı 10 yaşlarında bir erkek çocuğa açtı. Bu büyük ihtimalle yurda gelip mektup bırakan çocuktu. Baban nerede diye sordu. Konuşmadan eliyle bekli işareti yaptı. Dakikalar sonra ağır gibi bir yerden siyah gür sakallı, saçları dökülmüş, gözlerinin birini kaybetmiş bir adam çıktı. Seni kim gönderdi dedi. Okan'ın söylediklerini söyledim. Geç içeriye bekle dedi. 10 yaşındaki şu çocuk ve 80'li yaşlarda olduğunu düşündüm. Yaşlı bir kadınla birlikte yaşıyordu. Yerin altında bir odaya geçtik. Duvarlarda Arapça yazılar, küflenmiş ket parçaları ve çok sayıda kitap bulunuyordu. Bak evladım, sana büyü yapıldı. Bu yapılan büyünün de geri dönüşü olmaz ama biz bunu deneyeceğiz dedi. Beni bu belaya sürükleyen adama güvenmekten başka çarem yoktu. Yaşlı kadından bir leğene su koymasını istedi. Küçük çocuk ise ahırdan bir kuzu getirmişti. Sıcak suyu ortaya koydu. Kadının ağzı durmuyordu. Sürekli Arapça bir şeyler söylüyordu. O bir şeyler söyledikçe ortadaki su fokur diyor kaynıyordu. Adam elimi uzatmamı istedi. Küçük bir kesik atıp kanımı suya damlattı. Küçük çocuk suya bakıyordu. Suya üzül süre baktı. Daha sonra adam bana sorular sormaya başladı. Cinliya ile münasebetin oldu mu dedi. Kendimden emin bir şekilde hayır dedim. Küçük çocuk adamın kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Adam bana dönüp Çocuk yalan söylediğini söylüyor dedi. Benden iyi mi bileceksiniz dedim. Onlarla münasebete girmek bizim girdiğimizle benzemez. Hiç ayaklarına ya da gözlerine uzun uzun baktın mı diye sordu. Hatırlamıyorum dedim. Çocuk tekrar adamın kulağına eğilip bakmışsın dedi. E peki ne olacak dedi. Evvela yıkan, aklan, temizlen. Bizim duru kullanabilirsin. Çinler seni rahatsız edecektir. Aldırış etmeden düşünü al. Seni burada bekliyoruz dedim küçük çocuk arkamdan geliyordu. Bana havlu, temiz çamaşır vermişti. Duşun altına girdim. Çocuk odadan çıktı. Ve o an gördüklerimi anlamanız için yaşamanız gerekir. Banyonun içinde gölgeler adeta cirit atıyordu. Gülüşüyorlardı. Birileri beni izliyor gibiydi. Ve banyonun kapısı adeta kırılacakmış gibi çarpıyordu. Orada geçirdiğim 5 dakika hayatımın en uzun 5 dakikasıydı. Annemin suretinde göründüklerini hatırlıyorum. Duş kalırken annemin suretindeki cin ile aramda sadece 2-3 santim vardı. Yüzü sapsarıydı, sarıydı. Dişleri kirden gözükmüyordu. Ayakları ufacık ve tersti. Yüzüne bakıp geçirdiğin son böylece Öleceksin diyordu. Bütün bunlara rağmen nihayet duşumu bitirdim. Abdestimi aldım ve adamın yanına tekrar indim. Gücünü sıhhatini iyi topla. Çin öldürmek insan öldürmekten zordur dedi. Deliklerinden deli gibi korkuyordum. Ama yapacak bir şey yoktu. Sam ve peşimi bırakmayacaktı. Benim ve ailemin sonra Okan'ın sonu ile aynı olsun istemiyordu. Daha önce kurban kestin mi dedi. Kesmedim dedi. O zaman daha da dikkatli ol. Evvela gidip şu kuzuyu kes. Kuzunun sakatatlarını buraya getir. Saçından 2-3 parça kes. Daha sonra başlayacağız dedi. Dediklerini yaptım. Aradan 1 iki saat geçmişti. Güneşin doğmasına az bir zaman kalmıştı tekrar suyun başına oturduk ve başladık. Hayvan sakatatları bir yerde, benim saç parçalarım bir yerde. Su ise tam ortada duruyordu. Adam dua okumaya başladı. Dua okudukça sanki deprem oluyor gibi sarsılıyorduk. Önce sakatatları suyun içine attı. Bunu yaptıktan sonra çocuk odadan çıkmıştı. Daha sonra saçlarını suyun içine attı. Bundan sonra kadın dışarıya çıktı ve adamla ikimiz kalmıştık yüksek sesle dualar okuyordu. Ellerime tutuşturduğu Arapça yazılı kağıtları suya atmamla ortalık daha da sallanıyordu. İçeride duyduğum tek ses erkek mi kadın mı olduğunu anlayamadığım bir sesin Arapça çığlıklar atmasıydı. Bir adamın bana yazıp verdiği kağıtlık yazıları okumaya başladım. Artık katlanılmaz bir gürültü oluyordu. Odanın içinde annemi, rahmetli babamı, küçükken kaybettiğim kız kardeşimi, Kısacası sevdiğim herkesi görüyordum Ve hepsi teker teker Ben dua okudukça O pis cinlerin suretine bürünüyordu Ve nihayet bitmişti Allah'ın verdiği canı aldık Sammi'yi öldürdük Allah ikimizi de affetsin oğlum demişti Gerçekten bitmiş miydi peki Sammi ölmüş müydü Gün doğmuştu Kendimi biraz daha rahat hissediyordum Kendimi Sammi'yi öldürdüğüme inandırmak istiyordum Telefonla annemi aradım sesi iyiydi. Bunlar beni daha da mutlu ediyordu. Adam elime bir muska tutuşturdu ve bir de dua verdi. On yatsı arka arkaya bu duayı okumamı bir süre ayna, tablo gibi yansıtıcı şeylere bakmamamı söyledi. Beni bu derde atan oydu ama yine de ona güvenmiştim. Ne yaptığını bilen bir adam gibiydi. Fidye kızıktan dolmuşa atlayıp terminale gittim. Memleketime dönmek istiyordum. Hokan gitmişti. Harmancık köyünden ve oradaki anılardan kurtulmuştum. Sammi'yi öldürdüğümü düşünüyordum. Kısacası bir şeyler en azından yolundaydı. Otobüsten inince Cemal'i aradım. Beni yine almaya gelmişti sağ olsun. Sabahın köründe bizim buraların havası mis gibi olur. Arabayı köyün girişine bıraktık. Yürüye yürüye eve gidiyorduk. Cemal'in eşi çıkmıştı. Tekrar arabaya dönmüştü. Ben ormanlık alanda tek yürüyordum. O sırada Gözüm ormanın derinliklerine inişti. Bir tabut vardı. Üstünde kırmızı bir gelinlik. Bir sürü köylü sırtlamış yürüyordu. Taşıyanlar arasında kadınlar da vardı erkekler de. Acaba kim ölmüş diye yanlarına yaklaştım. Hiçbir tepkileri yoktu. Sadece dere kenarına doğru yürüyorlardı. Biraz daha yaklaştıktan sonra görüş açım iyice düzelmişti. Bakmaya başladım. Yavaşça kafalarını bana çevirdiler ve şerli varlıklardı bunlar. Sırtlarında bir cenazeleriyle ormana yürüyorlardı. Öylece bana bakıyorlardı. Koşmaya başladım. Arada arkama dönüp bakıyordum. Oldukları yerde kalmış bana bakmaya devam ediyorlardı. Arkam dönüp koşarken bir şeye vurup yere düştüm. Behçete çarpmıştım. Ayağa kalktım. Döndüğümde arkada kimse kalmamıştı. Behçete dönüp nereye gidiyorsun böyle diye sordum. Köyde iyi şeyler olmayacağını ve gitmesi gerektiğini babasının onu beklediğini söyledi. Senin baban ölmedi mi yıllar önce Behçet dedi. Yok o beni bekler. Sen de beni tutma. Acelem var benim dedi. Yürümeye devam etti. O an Behçet umurunda değildi. Bir an önce o patikadan çıkıp kendime insanların olduğu bir yere atmak istiyordum. Hızlı hızlı yürüyerek nihayet köye vardı. Her şey normal gözüküyordu. Eve gittiğimde annem uyuyordu. Annem uyuyordu ama evde garip bir koku vardı. Mutfağa gittim. Gaz açık kalmıştı. Az daha bayılacaktım. Sor zahmet gazı kapattım. Evin her yerini havalandırdım. Annemi uyandırıp sen gece kapatmadın mı bu gazı anne dedim. Kapattım evladım. Adım gibi eminim ama açık kalmış. Açık kalmış anne. Ya biraz daha geç kalsaydım dedi. Ne bileyim oğlum. Ama bütün gece açık olsa zaten her yeri sarmaz mıydı dedi. Bir şey demedim. Bir fikrim yoktu. Annemi saçının teline zarar gelse çok üzülürdüm. Ama bu sefer şaşırmamıştım bu olana. Bir dahakine dikkat et anacım dedim. Gittim elini öptüm. Kahvaltımızı ettik. O günü evde yatarak geçirdim. Sonra bir ses ile uyandım. Karşımda annem vardı. Yüzü bembeyazdı. Ne oldu anne dedim. Behçet dedi. E ne olmuş bizim spaya dedim. Ölmüş paramparça olmuş dedi. Ve ağlamaya başladı. Nasıl bir şey gördü bilmiyorum olduğu yere yığıldı. Annemi kucaklayıp yan evde Selda ablalara bıraktım ve köy meydanına indim. Behçet'in cansız bedeni yatıyordu yerde. Jandarma gelmişti. Bütün köylü toplanmıştık. Bu olay haberlere vahşi hayvan saldırısı engelli genci canından eti diye yansıtıldı. Behçet'in yanına doğru gittim. Yüzü tanınmayacak haldeydi. Sadece alnında bilmediğim bir işaret vardı o zaman ne olduğunu bilmiyordum. Anlamını sonradan öğrendim. Kısacası Behçet ölmüştü. Onu ciller öldürmüştü. Behçet'in babam beni bekler. Onun yanına gideceğim derken belki de bahsettiği şey buydu. Sabah annemin gaz içinde kalması, öğlen Behçet'in parçalanması belliydi. Bunları sanma yapmıyorsa bile onun kabilesi, onun ailesi yapıyordu. İstedikleri Beni sevdiklerimi öldürmek, intikam almaktı. Ben kendimce böyle yorumluyordum en azından ve korktuğum olmuştu. Gece çökmüştü. Annem odasında uykuya daldı. Ben de odamdaydım. Gözüme uyku girmiyordu. Sigara üstüne sigara yakıyor, olanları düşünüyordum. Yapacak bir şeyim yoktu. Adamın verdiği muskayı açıp ne yazdığını çözmeye çalıştım. Uzun bir dua bekliyordum ama yazan kısa bir duaydı. Bu hayırlı bir duaydı. Çekinmeden boynuma geri taktım. Bütün gece dua edip muskama odaklanarak geçmişti ve uykuya dalmıştım. Rüya görüyordum. Rüyamda gördüğüm babamdı. Babamdı ama onu hiç görmediğim bir haldeydi. Babamın gençliğini görüyordum. Elleri kanlıydı. Bir kağıt parçası vardı. Bana göstermek istiyordu. Üstünde Arapça Samme yazıyordu. Hiç konuşmuyordu. Sadece gülümsüyor ve el işareti yapıyordu. Eliyle arkamı gösterdi. Arkamda annem vardı. Beni yanına çağırıyordu korku dolu gözlerle. Ne oldu diye bakış attım. Tepki vermemişti. Babama doğru dönmemle karşında sımbe belirmişti. Sadece gülüyordu ve avcumun içine tırnakları ile bir şeyler yazıyordu. Tırnakları avuç içine kanata kanata Arapça kaç yazdı. Terler içinde uyanmıştım. Uyanır uyanmaz annemin yanına gittim. Annem odada yoktu. Bağırmak istiyordum. Ama korktuğumu anneme belli etmek istemiyordum. Telefonla aradım annemi. Telefonu alt kattaki odasında çalıyordu. Alt kata inmeye korkuyordum. Ama yapacak bir şey yoktu. Odama gidip el fenerini aldım. Telefon eskiydi. Ve o dönem telefonlarında yardımcı ışık yoktu. El feneriyle merdivenlerden aşağıya inmeye başladım. Merdivenlerden inerken bir ürperti geliyordu geceleri hırsızlık olmasın diye kapıları, pencereleri kapatırdık. Ama alt kattaki bütün pencereler açıktı. Annem hala ortalıkta yoktu. Yavaşça aşağıya indim ve annemi gördüm. O annem miydi değil miydi? Emin olmak için ayaklarına ve ellerine baktım. Normaldi. Anne dedim. Oğlum uyandıracaktım ama uykunu bölmek istemedim dedi. Ne oldu anacım bu saatte dedim. Baksana dedi. Yavaşça yanına gittim. Evimizin bahçesi çiğ hayvan etleriyle doluydu. Leş gibi kokuyordu. Öyle ki aralık olan pencereden içeriye kokular girmişti. Ve annem zor zahmet havalandırmıştı. Tamam sen geç içeriye dedim. Etleri toplamaya başladım. Tilkisi, sansarı buralarda çok olur. Rahatsız etmesinler diye alel acele topladım. O sırada bir taş gözüme çarptı. Biraz farklıydı bu taş. Onu alıp odama çıktım. Sanki kalemle yazılmış gibi. Aramice, Melhakkale, Vin Nebuşahi, Biz Necem yazıyordu. Bunun karşılığı yatağının başucundayım. Şimdi de arkandayım anlamına geliyordu. Belki şu an size korkunç gelmeyecek ama inanın o an nefesiniz kesiliyor ve ağlamak istiyorsunuz. Bana şu an odamda olduğunu ve her an beni izlediğini söylüyordu. Bunlar artık iyiden iyiye psikolojimi bozmuştu. Anneme gidip bu gece Selda ablalarda kalmamız gerektiğini söyledim. Olur mu evladım ama saat kaç oldu? Kadın uyuyordur dedi. O zaman gel Cemal'in arabayı alacağım. Arabada bir yerde uyacağız dedi. Kapıyı iyice kilidi vurup çıktık. Daha mahalleyi dönmeden evin lambalarının yandığını gördüm. Annemi Cemal'lerin evine bıraktıktan sonra bizim evin sokağına bir beş dakika geri döndüm. Benim odamdaki lamba yanıyordu kapadığıma adım gibi emindim. Ama gidip bakmak istemiyordum. Yavaşça bizim sokak kapısına yaklaştım ve biraz daha yakından baktım. O sırada pencerenin önünde bir gölge olduğunu fark ettim. Yüzü belki gözükmüyordu ama öyle bir gölgeydi ki 10 saniye baksanız aşık olurdunuz. Kendimi o gölgenin güzelliğine kaptırmıştım. Up uzun saçları vardı. Uçlarına doğru lüle lüle oluyordu. Son hatırladığım şey buydu. Uyandığımda Cemaller'in evindeydim. Başım ağrıyordu ve büyük bir şişlik vardı. Bana ne olduğunu Cemal'e sordum. Benim arkamdan geldiğini, beni izlediğini, benim evin lambasına bakarken durduk yere kendimi duvarlara vurduğunu söylüyordu. Bunlara alışmıştım. Peki lambalar yanıyor muydu diye sordum. Hayır, kapalıydı dedi. Artık normal insanların görmediği şeyleri görüp onlarla iletişim kurabiliyordum. Bu beladan kurtulamadığım açıktı. Samme ölmemişti. Ölmüşse bile soyu bana rahat vermiyordu. Bursa'dan bir arkadaşımı arayıp Samme'yi öldürdüğünü iddia eden adamın evine gitmesini ve telefonla konuşmamızı sağlamasını istedim. Sağ olsun beni kırmadı. Fidi Kazık köyüne gitti. Sabah kahvaltısından sonra bana bir mesaj attı. Kardeşim burada işler karışık. Bir yarım saat sonra beni ara. Mesajı okuduktan sonra beklemeye başladım. Acaba ne olmuştu? Zaman geçmişti. Tekrar Bursa'ya telefon ettim. Arkadaşım telefonu açtı. Hazırsan söylüyorum durumu dedi. Anlat kardeşim dedim. Evine gittiğimde adam yoktu. Ben de kahvedekilere sorayım dedim. Adamı sormamla beni kovalamaya başladılar. En son köyün yaşlarından birine sordum. Adamın yaklaşık bir ay önce kafayı yiyip dağlara kaçtığını gördüğü herkese evinize girin sahmet sizi görmesin dediğini söylüyor. Adam şimdi kayıp mı dedim. Yok Adam ölmüş. Daha bu sabah cenazesini kaldırmışlar. Senin haberin var mıydı dedi. Yoktu dedim. Ve Sammen'in resmen benimle oyun oynadığını fark ettim. Ha bir de mektup var dedi. Sen nereden ulaştın dedim. İhtiyar verdi. Okuyorum dedi. Ve okumaya başladı. Metin aramıcıdır. Metinde yazan dualar bizler için tehlikeli olduğu için onları size aktarmıyorum. Mektupta yazan kısa bir bölümü sizlere okuyorum. Sen bir cinniyi öldürmeyi bir toprak öldürmek kadar kolay mı sandın? Ey çamurun soyu! Arkadaşım, mektupta yazan bu cümleyi okuduktan sonra araştırmıştım. Kendisine teşekkür ettim ve telefonu kapattık. Annem yüzümden haberlerin kötü olduğunu anlamıştı. Artık akıl alacak birisi kalmamıştı. Evimize giremiyorduk ve bu durum artık canımızı sıkmıştı. Annemi ilk kez sinirli görüyordum ve düşünüme evimize gidiyoruz dedi. Annemin dediğini ikiye etmezdim. Öğlene doğru tekrar evimize gittik. Kapıyı açtık. Her şey normal gibi duruyordu. Annem alt katı kontrol ederken ben de üst kata çıktım. Odama çıktığımda bir farklılık görememiştim. Kıyafetlerim yerli yerindeydi. Hatta perde bile bıraktığım haldeydi diyebilirim. Ortalık temiz gibi görünüyordu. Annemin de içine sinmişti. Umarım delirmişimdir ve bu gördüklerim hayal ürünüdür diye düşünüyordum. Ama her şeyin farkındaydım. Gece olmuş, karanlık çökmüştü. Hayatımda ilk defa odamda yalnız olmadığımı o gece hissetmiştim. Yani başımda olduğunu hissediyordum. Odamda dolaştığını hissediyordum ve ses çıkaramıyordum. Şu an sizlerin bile yanı başında üç kabileden cin varken ben bu cinlerin hem varlığını biliyor hem de varlıklarını hissediyordum. Artık alışmıştım ve daha fazla dayanamayıp o cenazeyi gördüğüm dere kenarına doğru yürümeye başladım odadan beraber çıktığımızı, patikadan beraber yürüdüğümüzü bile hissediyordum. Dere kenarına gelmiştim. Ortada kimseler yoktu. Yolda giderken telefonla Cemal'i arayıp annemin yanında durması gerektiğini, mümkünse onu Selda ablaları götürmesini rica etmiştim. Neyse ki dediğimi yapmıştı. İçim rahattı. Bir şey olacaksa da bana olmasını istiyordum. Dere kenarına gidip oturdum. Çalı çırpı ile ateş yakıp gölgelerin gelip gelmediklerini izlemeye başladım. Ortada bir hareketlilik yoktu. Biraz zaman geçtikten sonra ateşin şiddeti artmaya başladı ve ortalıkta gölgeler cirit atıyordu. Ortalığı, kahkahalar ve gülüşme sesleri inletiyordu. Ben kafayı yiyecek dereceye gelmiştim. Derenin bir ucunda babamı görüyordum. Yanına beni çağırıyordu. Gitmek için can atıyordum. Ama onun cin olduğunu farkındaydım. Onun babam olmadığını biliyordum. Kafamı diğer yöne çevirdiğimde bu sefer annemi görüyordum. O da beni yanına çağırıyordu. Ama ne gözleri ne de elleri anneminkine benzemiyordu. Ben bu olanları izlerken çalılardan küçük bir çocuğun beni izlediğini gördüm. Bu çocuğu tanıyordum. Bu o adamın çocuğuydu. Henüz daha 10 yaşında olmasına rağmen bizim köyümüze nasıl gelmişti? Hemen ayaklarına baktım. Evet bu oydu. Karşıma geçti. Sesini ilk defa duymuştum. Sesi bir çocuk için çok kalındı. Benimle sohbet etmeye başladı. Onun oturmasıyla gölgeler bir anda kaybolmuştu. Yaşına göre çok olgun konuşan bir çocuktu. Selamün aleyküm dedi ve selamını aldım. Artık hiçbir şey bana ilginç gelmiyordu. Biliyorum beni hatırladın. Belki şimdi korkuyorsun ama senin iyiliğin için buradayım dedi. Seni buraya kim gönderdi dedim. Samme benden ailemi aldı. Oğlumu ve eşimi öldürdü dedi. Şaşırmıştım. O adam ve yaşlı kadın senin oğlun ve eşin miydi? Evet der gibi başını salladı. Şimdi bizler için intikam zamanı evlat dedi. Söyledikleri beni adeta hipnotize ediyordu. Bu köy bildiğin aşikar. Senden istediğim malzemeleri getirmen gerek. Gün doğmadan bu iş halledilmeli dedi. Tek başıma gidemeyeceğimi söyledim. Bu gece bu iş halledilmezse akşam bir yakınımı daha kaybedeceğimi söyledi. Bu dediklerinden sonra gitmemem imkansızdı. Nelere ihtiyacımız olduğunu sordum. Evvela Köye gidip iki bakır tepsi bul. Ardından ahıra gidip koyun pisliği topla gel. Daha sonra ormana gideceksin. Defne ağacının yapraklarını toplayıp benim yanıma gel. Ormanda sırtı sana dönük ağaçlara bakan beyaz elbiseli kız çocukları görürsen de yanlarına gitme. Sana belki zarar veremezler ama onları görmek de hayırlı değildir dedi. Dediklerini yapmak için köye doğru yol aldım. Patikadan yürürken bir sigara yaktım ve eski hayatımı ne kadar özlediğimi fark ettim. Bir hiç uğruna hayatım mahvolmuştu. Evimize gidip bakır tepsiler aldım. Tam odadan çıkacakken annemin pencereden bana ters ters baktığını gördüm. Yüzü bembeyazdı. Yüzünden öfke saçılıyordu. Onun annem olmadığını biliyordum. Gözlerimi yumup dua ettim. O esnada aşağıya inmiş, yanıma doğru geliyordu. Ayaklarına baktım. Ayakları tersti. Ayaklarına baktığımı anladığında çığlık atarak ormana doğru koşmaya başlamıştı. Arkasından bakmadım bile yoluma devam ettim. Köydeki hayvan ahırına girdiğimde ise ahırın içinde oyun oynayan dört tane çocuk gördüm. Belliydi onlar da cinlerdendi ama onlar da aldırış etmedim. Koyun keçi pisliği alıp çantama koydum. Kapıdan çıkarken beni oyuna çağırdılar. Yanlarına gitmeyince onlar da sinirden bağırıp koyunları keçilere zarar vermeye başladılar. Hayvanların acı çığlığını duya duya köy yolundan antikaya yolu doğru yürüyordum. Her ağacın başında beni izleyen cinleri görüyordum. Her ağacın kökünde "Vel Ezu Zubaruş yazıyordu. Bu yazı cinlilere aşık olduğumuzu ve bizi kendi alemlerine katmalarını talep ettiğimizi ifade ediyordu. Binbir zorlukla bu yazıları okumadan dere kenarına çocuğun yanına kadar gittim. İstediklerini bıraktıktan sonra birlikte defne yaprağı toplamak üzere yola koyulduk. Yürürken yine ayaklarına bakıyordum. Evet bu o çocuktu. İçim rahatlamıştı. Ormanda defne yaprağı ararken durmadan dua ediyordu. Birlikte nihayet yaprakları bulmuştuk ve tekrar derenin başına oturduk. Yaprakları topladıktan sonra dere kenarındaki eşyaları almaya geri gittik. Bu çocukla beraberken sanki cinler saldırıyı kesiyor gibiydi. Ağzı dua etmekten hiç durmuyordu. Bu ritüeli burada yapamayız dedi. Gölgelerin üstümüzde hareket etmesi gerekiyor dedi. Yakınlarda bir mağara olduğunu ve orada bir ritüeli yapabileceğimizi söyledim. Birlikte oraya doğru yola çıktık. Mağara eski bir mağaraydı. Köyün sarhoşları orada takılır alkol alırdı. Temiz bir yer bulduktan sonra iki bakır tepsiye aldı. Birini kendi önüne birini benim önüme koydu. Önce Nas ve Felav'ı okuduktan sonra bu iki tepsiye su döktü. Arkasından da Ayetel Kürsi'yi okuyordu. Ben de onun yaptıklarını yapıyordum. Daha sonra koyun pisliklerini oturduğu taşın altına sürdü. Aynısını ben de yaptım. Ve en son defne yapraklarını ikimizin suyuna döktü. Ve Fatiha suresini okudu. Bütün bunlar olurken yaktığımız ateş şiddetlenmeye başlamıştı. Hazır mısın diye sordu. Hazır olduğumu söyledim. Ve ritüel başladı. Samme yanımızdaydı. Çocuk seri halde dualar ediyordu. Ben de elime verdiği kağıttaki yazıları okuyordum. Ateşin ısısı yüzümüzü yakacak kadar yükselmiş. Mağara sanki depremin tam ortasında gibiydi ve nihayetinde söylediği sözcükler işe yaramıştı. Karanlık içinde gözler belirdi. Şekilleri, şemalleri belli oluyordu. Gördüğümüz tek şey kan kırmızısı gözlerdi. Sürekli hareket ediyorlar. Ateşin aydınlattığı noktalara gelmiyorlardı. Çocuk doğayı kesip ayağa kalktı. Sesleri duyuyor musun dedi. Ne sesi dedim. Duyacaksın bekle dedi. Tüm dikkatimle seslerin gelmesini beklerken nihayet beklediğim ses gelmişti. Sesini ilk kez duyuyordum. Bunca zaman bana anneme, babama sık sık gözükmüştü. Ama bu onun kendi sesiydi. Hayatta duyduğum en güzel sesti belki. Yardım et diyordu. Karanlığın içinden bembeyaz elbisesiyle bana doğru yürüyordu. Söylediği tek şey yardım et. Kabuslarımın ilk zamanlarında gördüğüm elleri, kolları, bacakları oluşmamış, alnında tek bir gözü olan, ağzı bunun olmayan bir bebek vardı elinde. Samme bana yaklaşıyordu. Attığı her adında gözleri renk değiştiriyordu. Ayakları gitgide çekinleşiyor, yüzü o ifrit halini alıyordu. Çocuğun Samme'ye doğru koşup onu def etmesiyle kendime geldim. Samme ormanın derinliklerine doğru kaçmaya başladı. Ateşimiz sönmüştü. Gülüşme sesleri artıyor. Beynimiz gürültüden sancılanıyordu. O çocuk dedi. Senin çocuğun muydu? Benim Samme ile münasebete girmediğimi açıklamıştım dedim. Cinniyalar ile münasebete girmek insan ile münasebete girmekten farklıdır. Eğer ki o çocuk senin ise ya onlar seni alacak ya sen onları. Bunun başka yolu yoktur dedi. Ne yapacağımızı sordum. Bu gece güzel bir uyku çekelim beni evine misafir eder misin dedi. İstemeye istemeye kabul ettim. Eve doğru yürüdük. Yol boyu dua ediyordum. Bir yerde Nas okumaya gelmişken sakın dedi. Nas ve felak, Allah huzurunda ve cinlerle iletişimde kullanılır. Gecenin bir vakti ıssız bir yerde, cinlerin çok olduğu bir yerde bu duayı okumak seni onlara hedef eder dedi. Eve doğru yürümüştük. Bahçeye geldiğimde evin önünde kalabalık olduğunu fark ettim. Bizim evin bahçesine bakıyorlardı. Bu annemdi. Yere çökmüştü. Beyaz elbisesi kan revan içindeydi. Elleri kanlıydı ve dev bir bıçak vardı elinde. Çok sevdiğimiz köpeğimizi kesmişti. Kendisi duvara dayamış ona doğru gelenlere bıçak savuruyordu. Annemi öyle görünce ağlamaya başladım. O da bana baktı. Ağlıyordu. Hayatımız bitme noktasına gelmişti. Artık sırf bunlardan kurtulmak için intihar etmeyi bile düşünüyorduk. Çocuk insanları dağıttı. Kimseler kalmamıştı. Yavaşça annemin yanına gittik. Sürekli çocuğun suratına bakıyordum. Anneme umutsuzca bakıyordu. Annemi alıp eve çıkardık. Hala normal değildi. Ama sorularımıza cevap veriyordu. Çocuk benden önce davranmıştı. Bu köpek size başta insan gibi mi göründü dedi. Annem şaşırmıştı. Göz bebekleri büyümüştü. Evet dedi bir yandan da ağlamaya devam ediyordu. Çocuk annemin avucuna baktı. Avucunda Mihan ve Jina yazıyordu. Bu Aremice'de çocuğunu al demekti. Anneme saldırmışlar. Onun tenini canını acıtarak bana not bırakmışlardı. Çocuk sonrasını dinlemedi. Annem de çok anlatmak istemiyordu zaten. Annemin yanına gidip ona dualar okudu. 10 dakika geçmeden de annem kalmıştı. Ellerini halat ile bağladı. Yatağa yatırdı annemin gece bize zarar verebileceğini söylemişti. Sebebini sorduğunda cinniyalar erkeklere aşık olur, kadınları öldürmek ister. Senin yanında annen dahi olsa çevrendeki her kadını öldürecek, sıra sana gelince de seni öldürecektir dedi. Kan bağın olan bir başka kadın var mı diye sordu. Yoktu, sadece annemle kan bağım var. Annem ve babaannem rahmetli olmuştu. Halam ve teyzem de yoktu. Başka kan bağım olan insanı tanımıyorum dedim. Odanın çok kirli olduğunu söylemişti. Ben titiz bir adamdım. Nasıl ya temiz işte dedim. Eliyle beni kenara itti. En yüzü besmele çekip odaya adım attı. Odanın lambasını yaktım. Söndürmemi istedi. Sadece mumları yakmıştım. Odaya anlamsızca bakıyordu. Ve birden yatağa çekilmişti. Küçük bir cüssesi vardı. Ama yatağı olduğu gibi çekip kenara fırlatmıştı. Ve görmüştüm. Odamdaki büyüsel materyalleri görüyordum. Bahsettiği kirlilik Pislik işte buydu. Yatağımın altında hayvan sakatatları, hayvan dirileri, etleri, kemikleri, sarılmış kıl parçaları, çok çeşit nazar boncuğu ve onlarca şey vardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye diye onları yerden topluyor, poşete dolduruyordu. Kokudan midem kalkmıştı. Bayılacak gibi olmuştum. Yatağın ardından elbise dolabımı çekti. Durum yine aynıydı. Hayvan sakatatları pisliği her yeri kaplamıştı. Bunların hepsini topladıktan sonra evin avlusuna inelim dedi. Avluya indik. Bu iş, bu büyü dedi. E ne olmuş dedim. Kemikleri gösterdi. Kemiklere Arapça bir şeyler kazınmıştı. Tırnakla kazınmış olduğu belliydi. Ama insan tırnağı olmadığı da belliydi. Arapça Bursa yazıyordu. Çocuk kafasını kaldırdı. Bu iş Bursa'da çözülecek dedi. Bunu duyduktan sonra sinirlenmişti. Çocuğun gırtlağını sıkıp neden Bursa'da çözülüyormuş ulan Şeytanın oğlu Sen de sanmaya aşık oldun değil mi Deyip boğazına sarılmıştım Gözüm dönmüştü Bunları yapan ben değildim Farkındayım ama kendimi tutamıyordum Yüzü kıpkırmızı olmuştu Küçük bedeni elimde kalacak gibiydi O sırada arkamı döndüm Gördüğüm şey boğazını sıktığım çocuktu Beni değil o küçük bedenli yavruyu öldürüyorsun dedi O an kendimi geldiğimi hatırladım Yere çöküp ağlamaya başladım olan şeylere aklım ermiyordu. Ne yapacağız diye sordum. Bu meseleyi sen Bursa'da çözeceksin dedi. Bursa'ya dönmek her şeyi bitirecekti. Bu sefer ben de inanıyordum ama inanın korkuyordu. Çocukla bahçede oturup bu konuyu konuştuk. Bu büyüler sana yapıldı. Benim gücüm orada seni korumaya yetmeyecek. Ve cinliya beni boyutuna kabul etmeyecek. Onlar seninle telepati kurmak istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir cinliya nasıl çağırılır onu bile bilmiyorum dedim cebinden gümüş bir yüzük ve bakır bir muska çıkardı. Muskanın içinden kendi fotoğrafını çıkardı. Bunun içine koyabileceğimiz bir fotoğrafın var mı dedi. Cebimden çıkardım. Fotoğrafta gözlerimin üstünü iğne yardımıyla deldi ve okuduğu bir ipi o delikten geçirdi. Fotoğrafı muskanın içine koyup muskayı kapattı. Gideceğin yer Sammen'in yaşadığı dağ, Katır Dağları. Bu muska seni koruyacaktır. O yüzüğü de iyi bak. O yüzük eğer hızlı bir şekilde kararmaya başlarsa hemen o ortamdan çık dedi ve gitmeden sabah namazını beraber kılmamızı söyledi. Avluda abdest alıp namaz kıldık. Korkuyordum. Tek başıma olmak, annemi yalnız bırakmak ve geri dönüp dönmeyeceğimi bilmemek beni korkutuyordu. Sabah olmasını, güneşin doğmasını bekliyordum. Günün doğmasıyla köy meydanına gidip Cemal'den arabasını ödünç istedim. Sağ olsun yine kırmadı beni. Anacığım ile helalleştim. Doya doya sarıldım ona. Gözlerini öptüm. O ağlıyordu ben ağlıyordum. Gör bak her şey düzelecek dedim. Çocuk köylüler tarafından ağırlanacaktı. Köy muhtarında kalacaktı. Annemi de evde tek bırakmak istemiyordum. Selda da kalacaktı. Onların yalnız olmadığını bilmek bana huzur veriyordu. Arabaya atladım ve Bursa'ya doğru yola çıktım. Çok şükür iyi bir yolculuk geçirdim. İfritler beni belaya çekmemişti. Bursa'da merkezde biraz zaman geçirdim. Cinnilayı görebilmek için karanlığın çökmesi gerekiyordu ve nihayetinde saat geç olmuştu. Katır dağına doğru arabamı sürdüm. Köye yaklaştım. Yol boyu ne köyden inen ne de köye giden bir araba vardı. Köyün tabelası karşıma çıktı. Köye girip girmemek arasında büyük bir kararsızlık yaşıyordum. Telefonla Uludağ Üniversitesi'ndeki profesör hocayı aradım. Kendisine başımdan geçen olayları kısaca üstünden geçerek anlattım ve şu an Katır Dağları'nda olduğumu söyledim kendisi Bursa'da değildi. Bana musallat olan cinniyanın adını sordu. Samme dedim. Samme, Samme Affaf Çin kabilesindeki cinniyaların isimlerindendir. Bu cinniyalar Aremice konuşur. Hz. Musa döneminde bu cinler yaptığı büyüler ile Hz. Musa'nın evlatlığı Hz. Zübeyir'i delirtmiştir. Dikkat et oğul, sana yapabileceğim tek şey dua etmek dedi. Telefonu kapattım. Köye doğru yol almaya başlayacaktım ki telefonuma mesaj geldi mesaj köy muhtarından geliyordu. Mesajı görünce bizi ara diyordu. Telefonumu aldım aradım. Açan muhtardı. Sesinde bir tatsızlık vardı. Neler oluyor diye sordum. Evladım neler yaşadığınızı az çok biliyoruz. Şu an nerede ve ne için olduğunu da az çok tahmin ediyoruz. Biliyorum çok zamansız oldu dedi. Annen dedi. Gece köylü kahvede oturuyordu. Annen köy kahvesinin önüne kadar gelip bütün köylüye küfür etmeye başladı bembeyazdı. Kendinde olmadığı belliydi. O anlattıkça ben ağlıyordum. Bilmiyorum siz hiç annenizi kaybettiniz mi? Ama o an dünya başınıza yıkılıyor. Gözlerim dolu doluydu. Biliyordum her şey benim suçumdu. Muhtar anlatmaya devam etti. Daha sonra köy meydanında dere kenarına doğru koşmaya başladı. Bütün köylü peşinden gittik ama yakalayamadık. Arabalarla gittik yine yakalayamadık. Dere kenarında anneni boynu kırılmış olarak gördük dedi çocuk, çocuk nerede dedi. Çocuğun da eş zamanlı olarak ortalıktan kaybolduğu ve kimsenin onu görmediğini söylediler. Annem ölmüştü. Annem benim yüzümden, benim gittiğim dere kenarında ölmüştü. Onu cinniyalar almıştı benden. Çanakkale'ye dönemezdim. Annemi defin ettikten sonra da döneceğimi sanmıyordum. Bugün de orada yaşamıyorum zaten. Arabaya atladım. Tekrar ve ağlaya ağlaya beni köyüne girdim. Annemin ölümü Beni tabii ki de etkilemişti. Ama niye niyeyse sanki kendimi onun ölümüne hazırlamış gibi hissediyordum. Belki de Sammen'in köyünden sağ çıkacağımı düşünemediğim için. Anneme bir an önce kavuşacağımı düşünüyordum o an. Bilmiyorum. Köye hepten yaklaşmıştım. Virajlı yollardan gidiyordum. Hava karanlıktı. Etrafta kimse yoktu. Son virajı döndüm. Ve arabaya yolun iki tarafından çakıl taşları fırlatılmaya başlandı. Nereden geliyordu? nasıl oluyordu bilmiyordum ama kıyamet gibi çakıl taşı yağıyordu. Virajı dönene kadar arabanın her yerine çakıl taşı atıldı. Ön cam çatlamıştı ve sonunda virajı dönmüştüm. Sadece 8-9 tane hanenin olduğu bir köydü. Gözüme ilk çarpan şey köyde mezarlığın ve caminin olmamasıydı. Bütün lambalar sönüktü. Sanki terk edilmiş gibiydi. Ama evlerin içindeki gölgeler belli oluyordu. Cinler gözükmeye başladığından beri Arapçayı da sökmüştüm. Nelerin konuşulduğunu anlayacak kadar Arapça biliyordum Köyde arabayla gezerken Fule yakın olan depo birden bitmişti Diğer evlerden daha büyük Konak benzeri bir evin önünde kalmıştı Bu cinlerin bir oyunuydu Hissedebiliyordum Arabayla yanaşıp konayın kapısını tıklattım Pencereden küçük bir kız çocuğu Kafasını uzattı Eliyle sessiz ol hareketi yaptı Pencere arkasındaki Gölgeler çoğalmıştı Evin içinde bir kabile cinliği vardı belli oluyordu. Konağın kapısı yavaşça açıldı. İçeriye doğru girdim. Çok eski bir konaktı. Dışarıdan iyi gözüküyordu. Ama içeri girince bir canlının yaşayamayacağı kadar kirli olduğunu fark ediyorsunuz. Ortalığı izliyordum. O sırada gözüm yüzüğüme ve muskaya takılmıştı. O muskayı ve yüzüğü bana annemin katili olduğundan şüphelendiğim bir çocuk vermişti. Annemin katili ya Samme ya da oydu. Yüzüğü parmağımdan çıkardım. Muskayı gelişi güzel bir yere fırlattım. Ellerimi açıp dua etmeye başladım. Konağın içinden sesler yükseliyordu. Cebimden o güne kadar okuduğum Aramice duaları teker teker okudum. Konağın içindeki gölgeler birer birer kayboluyor, acı dolu çığlıklar azalıyordu. Şaşırmıştım. Bunu ben nasıl başarabiliyorum diye düşünürken konağın kapısından Sammen'in geldiğini, bana doğru yürüdüğünü fark ettim dünyanın en güzel gözleri, en güzel saçları, en güzel yüzüydü. Gülerek bana bakıyordu. Uzun bir elbisesi vardı. Ayaklarını göremiyordum ama umurumda değildi. Tek istediğim şey bir an önce onun yanına gitmekti. Dua etmeyi bırakıp karanlık odaya Sammen'in yanına doğru yürüdüm. Elleriyle geri işareti yapıyordu. Ağır adımlarla gülüyordum yanına. O sırada ayağım tökezledi. Bir iki saniye adım atamadım ve kafamı tekrar sanmaya çevirdim. Kendimi görüyordum. Dünyanın en korkunç manzarası bir insanın kendini dışarıdan görmesidir. Ağır adımlarla sanmaya doğru yürüyordum. Sanki orada iki ben vardı. Hangisi bendim onu bile anlayamıyordum. Tekrar dua etmeye başlamamla o ifritlerin şeytani yüzünü gördüm. Bana doğru dönmüşlerdi. Karanlıktan çıkıyorlardı. Başları öne eğilmişti. Yüzlerini göremiyordum ama katı kesilmiştim. Konaktan dışarı atamıyordum kendimi. Samme ve kendi suretimdeki cinli ağır adımlarla yanıma geliyordu. Başımı iki elimin arasına alıp kulaklarımı ve gözlerimi kapatmıştım. Diz üstü yere çöktüm. Onlar adım attıkça duyulmamış, işitilmemiş sesler duyuyordum. Hepsini seçemedim ama özellikle bir bebeğin ağladığını, yaşlı bir adamın kalın bir sesle durmadan dualar ettiğini ve cinlilerin korkunç alay ederdisine birbirlerine İbrani dilinde söyledikleri şeyleri hatırlıyorum. Söyleyebildiğim tek şey: "Allah'ım, ne olursun canımı bağışla." demekti. Gözlerimi açıp sammenin olduğu yöne doğru baktım. Samme oradaydı. O güzelliğinden eser yoktu. Bütün pisliğiyle bana bakıyordu. Benim suretimde olan cin yoktu. Karanlık odadan Okan ve ailesi, annem, babam, köydeki küçük çocuk, büyüyü yapan adam ve yaşlı annesi çıkmıştı. O sürede gözlerimi kapattığımda Sammen'in onları nasıl çıldırtıp nasıl öldürdüğünü görebiliyordum. Bu çok farklı bir şeydi. Okan'ın nasıl intihar ettiğini, annemin boynunun nasıl kırıldığını, köydeki adamın nasıl çıldırıp dağlara çıktığını hepsini görüyordum. Onun dilinden de söylediklerini nedense anlıyordum. Yapabildiğim tek şey Allah'a dua etmekti. Ayağa kalktım. Yanına gidecek cesaretim yoktu. Ama kaybedecek bir şeyim de yoktu. Ölmek Belki de bu işten çıkış olacaktı. Samme'nin ve arkasındakilerin yanına doğru yürüdüm. Bir Ademoğlu ile bir cin karşı karşıyaydı. Cinli Ademoğlu'na büyü ile musallat edilmişti. Büyüyü yaptıranlar cezasını çekmişti. Ama masumun ne suç vardı. Bunları Samme'ye o kadar çok anlatmak isterdim ki aslında daha çok. O gün Okan'ın yanına o kadar çok gitmek isterdim ki. Uyandığımda hastanedeydim. O geceyle ilgili pek de bir şey hatırlamıyordum. Kapı önünde jandarmaların konuşmalarını dinliyordum. Bulunduğumda iki kolum ve ayak bileğim kırılmıştı. Duvarda kan izlerimin olduğu ve kan kaybımın çok yüksek olduğu söyleniyordu. Olay yerinde herhangi bir ikinci kişinin izinin olmadığı köyün yıllar önce terk edilmiş bir köy olduğu söyleniyordu. Okan ve ailesini Hoca Mahir Dey'i ve öz annemin öldürülme suçlarından mahkemeye çıkarılacağımı duymuştum bu cinayetleri benim işlediğim söyleniyordu. Olay yerlerinde nasıl olduysa kendime ait kıyafetler, doku ve DNA örnekleri bulunmuştu. Bunca zaman bulunamayan şeyler o köye gittikten sonra hallolmuştu. Sonuç olarak güzel bir şehirde güzel bir esir hayatı yaşıyorum. Koğuşumdan ve arkadaşlarımdan da memnunum. En azından artık arkadaşlarım var. Ama kanıma en çok dokunan da anne katili olarak içeride yatmak olsun. Çanakkale'ye de Bursa'ya da gitmeye ömrüm el vermeyecekti anlaşılan. Bir de olay yerinde bir bez bebek bulunmuş. Sırtında samme yazıyor. Hani diyorlardı ya ya sen onları alacaksın ya onlar seni. Anlaşılan kazanan ben olmuştum. Belki hayatım mahvolmuştu ama hayattaydım. Allah kimseye benim yaşadıklarımı yaşatmasın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Cinlere ya da astral seyahate inanır mısınız? Ben ikisine de inanmam. Daha doğrusu inanmıyordum. Hatta astral seyahatini ne, ne olduğunu bile bilmiyordum. Cinleri dinimiz gereği çokça kez duymuştum. Ama astral seyahat adını bile duymamıştım. Neyse lafı daha fazla uzatmadan yaşadıklarımı anlatmaya geçiyorum. Hazır olun duyacaklarınız gerçeğin ta kendisi. Ben bir anneyim. Üç çocuğum var. İki erkek bir kız çocuğu. En büyüğü Poyraz 12. Ortanca Rüzgar 10. En küçüğü Meltem. 1 yaşında. Eşimin adı Erdem. Eşimle 18 yaşındayken evlendim. Benden 6 yaş büyük. Kendisi matematik öğretmeni. Eşimle evlenmeden önce hep konservatuar bölümüne gitmek istiyordum. Eşimle destek oluyordu. Fakat iki yıl arayla dünyaya gelen iki ufaklık bütün planlarımızı bozdu. Müzikten vazgeçmedim. Piyano aldık eve. Kendimi onunla avutuyordum. Evleneli yıllar olmuş. Üçüncü çocuğum dünyaya gelmişti. Bulunduğumuz ev bize yetmemeye başladı. Meltem bir yaşına gelince müstakil dubleks bir ev aldık. Eve taşındık. Nakliye işleri eve yerleştirken aradan iki hafta geçti. Eşim okula, ben ev işleriyle ve üç çocukla ilgilenirken hayat akıp gidiyordu. Sıradan bir Cuma günü, eşimle plan yaptık. Bugün çocukları erken uyutup film izleyip kendimize vakit ayıracaktık. Akşam olmuş, bel temip uyutmuştum. Poyraz ve Rüzgar da odalarında yatıyorlardı. Güzel bir gece geçiriyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde, tam film bitmek üzereyken evin çatı katından Poyraz'ın çığlık sesi geldi. Eşimle birlikte koşarak çatı katına çıktık. Poyraz boylu boyunca yerde yatıyor, kafasını ovalıyordu. Ne olduğunu sorduğumuzda oyun oynadığını kısa merdivene tırmanırken geriye doğru düştüğünü söyledi. Gecenin bu saatinde çatı katına çıktığı için ona kızdık. Ciddi bir şey olmadığına da sevindik. Onu odasına götürüp yatırdım. Eşimle geceye kaldığımız yerden devam ettik. Sabah olduğunda Meltem erkenden uyandırdı beni kalktım. Önce Meltem'le ilgilendim. Sonra kahvaltıyı hazırlayıp Erdem'e çağırdım. Çocuklara da seslendim. Rüzgar geldi. Biz kahvaltıya oturduk. Seslenmeme rağmen Poyraz gelmedi. Duymadığını düşünüp üst kata yanına çıktım. Hala yatağında uyuyordu. Poyraz, oğlum hadi kalk okula geç kalacaksın dedim. Hiçbir hareketlenme yoktu. Numara yaptığını düşünüp gıdıkladım. Onu gıdıklarken kolu boşlukta ölü gibi sallanıyordu. Panik içinde Erdem'e çağırdım. Hemen yanımıza geldi. Ne kadar uyandırmaya çalışsak da uyanmadı. Nefes alıyordu. Her hali uyuyor gibiydi. Hemen en yakın hastaneye götürdük. Biz Poyraz'ın yanında beklerken aklımıza dün gece düştüğünde beyin kanımız falan mı geçirdi düşüncesi geldi. Ağlıyordum. Rüzgarla Meltem'i Erdem'in annesine bıraktık. Bir yandan aklım onlardaydı. Erdem kötüyü düşünmememi, doktoru beklememizi söylüyordu. Ama elimde değildi. Nihayet doktor geldi. Umut'la doktordan iyi şeyler duymayı bekliyordu. Doktor yapılan tüm testler ve incelemeler sonucunda vücudunda fiziksel bir rahatsızlığı olmadığı, Çekilen tomografide beyninde de olumsuz bir bulguya rastlanılmadığını söyledi. Tam sevinip şükürler olsun dedim ki sevincim yarım kaldı. Doktora neden uyanmadığını bunun neden olabileceğini sorduk. Bunun tam bir cevabı yok. Bu tip vakalar çok nadir de olsa görülür. Bazen birkaç günde uyananlar olur. Bazense bu süre çok daha uzun olur. Şu an yapacağımız hiçbir tedavi onu uyandırmaya yetmez dedi. Tedavisine evde devam edileceğini söyledi. O uyanana kadar serumlarla beslenmesi gerekiyordu. Bir hasta bakıcı gün içinde gelip gerekli kontrollerini yapacaktı. Poyraz eve geldikten üç hafta sonra oğlumda hiçbir değişme yoktu. Eşim içteydi. Rüzgar okula gitmişti. Evde ben, Poyraz ve Meltem vardık. Poyraz'ı alt kattaki odaya yerleştirmiştik. Bakımı daha kolay olsun diye. Meltem'i de üst katta yatak odamıza en yakın odaya aldık. Meltem'i saat öğlen iki gibi uyutmuştum. Poyraz hala aynı şekilde uyuyordu. Bu durum ne kadar beni yıpratsa da onlar için güçlü olmalıydım. Onlar odalarında uyurken ev işlerini bitirmiş, kafa dağıtmak için piyano çalıp oğlum için bestelediğim şarkıyı söylüyordum. Ben düşünceli şekilde piyano çalarken bebek telsizinin ışığının yandığını gördüm. Çalmayı bırakıp tüm dikkatimi telsize verdim. Bir ses yoktu. Fakat ara ara ışık yanıp sönüyordu. Telsizin sesini sonuna kadar açtım. Cızırtı vardı. Daha önce hiç böyle yapmazdı. Kulağımı iyice yaklaştırdım. O cızırtıların arasında gel buraya, gel seninle oyun oynayalım diye fısıltılar geliyordu. Tüylerim diken diken oldu. Ben şoka girmiştim. Olduğum yerde donup kaldım. Yavaş adımlarla Poyraz'ın odasına gittim. Acaba o mu uyandı diye içimde küçük bir umut vardı. Poyraz'ın odasına baktığımda o hala uyuyordu. Tam ona bakarken Yukarıdan sert bir şekilde kapı çarpma sesi geldi. Kapı sesinden sonra Meltem sanki bir yerden düşmüş gibi çığlık atarak ağlamaya başladı. Koşarak yukarı çıktım. Odasının kapısı kapalıydı. Ben asla kapıyı kapatmam. Ters sizden ses gelmezse oradan duyarım diye açık bırakırım. Kapıyı açmaya çalıştım. Kapı açılmıyordu. Ben kapıyı zorlarken sertçe kapıya yine vuruldu. Ağlayarak ne olur kimsen kapıyı aç Bebeğimi bırak diye yalvarıyordum. Tam gücümün tükendiği anda kapı açıldı. Hemen içeri girdim. Meltem beşiğinin içinde değil halının üzerindeydi. Onu hemen kucağıma alıp Poyraz'ın odasına indim. Kapıyı kilitleyip Erdem'i aradım. Erdem hemen okuldan izin alıp geldi. Evin her yerini kontrol etti. Ama kimse yoktu. Erdem'e yaşadıklarımı anlattım. Bana inandığını ama zor zamanlar geçirdiğimiz için böyle şoklar yaşayabileceğimi söyledi. Tam olarak bana inanmıyordu. O gün yaşadıklarım daha başlangıçtı. Bu olayın üzerinden birkaç gün geçti. Bir gece biz uyurken rüzgar yanımıza geldi. Poyrazlı rüzgar aynı odada kalıyordu. Anne korkuyorum dedi rüzgar. Korkma oğlum rüya mı gördün diye sordu. Hayır anne abimin yanına geceleri biri geliyor. bakıyor ondan korkuyorum dedi. Rüya gördüğünü düşündüm ama geçen gün yaşadıklarım yüzünden ürperdim. Rüzgârcığım, rüya görmüşsündü. Gel seni odana götüreyim dedim. Birlikte alt kata indik. Çok tedirgindim. Belki de Rüzgar'dan daha çok korkuyordum. Elinden tutup yavaş adımlarla kapıya doğru yaklaştım. Kötü bir şey görmek istemiyordum. İçimden dualar ediyor. Bir yandan da göreceğim şeye kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Şükürler olsun ki hiçbir şey yoktu. O da gayet normaldi. Bak oğlum hiçbir şey yok. Yat bakalım yatağına dedim. Anne gitme yanımda yat lütfen dedi Rüzgar. Tamam oğlum dedim ve Rüzgar'ın yanına uzandım. Rüzgar uyuyunca kalkarım diyerek beklerken ben de uyumuştum. Bir süre sonra uyandım. Boynum tutulmuştu. Rüzgarı uyandırmadan yataktan doğrulurken gözlerime inanamadım. Poyrazın başında bir gölge vardı. Gölgenin gözlerinden alev çıkıyordu resmen. Rüzgarın dediği doğruymuş. Fakat bu kez Poyraza değil, doğruca bana bakıyordu. Onu görmemle çığlık atarak Erdem'e bağırmam bir oldu. Erdem büyük bir gürültüyle koşarak üst kattan alt kata indi. Hemen ışığı yaktı. Işığı yakınca o şey kayboldu. Rüzgarla birbirimize sarılmış halde ikimiz de ağlıyorduk. Erdem korkmuş ve ne oldu der gibi ikimize bakıyordu. Tam ne olduğunu anlatacağım anda Meltem'in odasının kapısı şiddetle kafandı. Erdem'e evde biri var Meltem'in odasına koş diye bağırdım. Erdem'in arkasından da ben koştum. Erdem kapıyı açamıyordu. Meltem çıralıklar içinde ağlıyordu. Erdem kapıyı sert bir omuz darbesiyle kırdı. Kapıyı kırdığı anda perdenin arkasında gözleri alev alev yanan gölgeyi gördük. Erdem hemen ışığı yaktı. Yine kayboldu. Hemen beşiğin baktık. Allah'ım Meltem yoktu. İkimiz de deliye döndük. Meltem'i arıyorduk. Alt kattan Meltem'in ağlama sesi geldi. Hemen alt kata koştuk. Meltem alt kattaki salonun halısının üzerinde ağlıyordu. Meltem'i kucağıma alarak Meltem'in vücuduna baktım. Herhangi bir yerinde bir şey olup olmadığını kontrol ettim daha sonra Erdem'e dönerek odadakini sen de gördün mü? Lütfen gördüğünü söyle. Delirmek üzereyim. Meltem buraya nasıl geldi diyerek kucağımdaki Meltem'le koltuğa çöktüm. Erdem de yanıma oturarak evet ben de gördüm. Sakin ol. Sen haklıymışsın dedi. Yaşadıklarımızın evle alakalı olduğunu düşünüp lütfen bu evde kalmak istemiyorum. Yarın gidelim buradan diye yalvardım. Bu eve taşınırken çok masraf etmiş. Çok borca girmiştik. Erdem en azından bir iki ay idare edelim. Şu an taşınacak maddi gücümüz yok dedi. Ben de kayınvalidemin evine gitme fikrini ortaya attım. Kayınvalidem tek başına yaşayan emekli bir hemşireydi. Aramız çok iyiydi. Evi büyüktü. Torunlarını ve bizi çok severdi. Eşim ne kadar kötü halde olduğumu görünce daha fazla dayanamadı. Tamam eşyalar kalsın. Kendimizi toplayana kadar annemin yanında kalalım. Polise de haber verelim. Hırsız ya da sapık da olabilir. Her ihtimali düşünmemiz lazım. Dedi. Ben de o evden çıkalım da gerisi umurumda değil diyordum. Hemen ertesi gün özel eşyalarımızı alıp kahvaltı bile yapmadan oradan çıktık. Evden Poyraz'ın durumunu takip etmek için verilen cihazları aldık. Neriman annem çok sevindi bu kararımıza. Olanları ona da anlattı. O da istediğimiz kadar kalabileceğimizi söyledi. Hatta hiç gitmeyin dedi. Annemin evinde. İki haftayı geride bıraktık. Hiçbir sorun yoktu. Başta ayrı evde yaşamak isteyen bendim. Fakat Neriman annemle vakit geçirdikçe keşke hep onunla kalsaydık dedim. Tabi esinle ayrı bir evde baş başa olmanın avantajları da yok değil. Ama bir arada olmanın da o kadar kötü olmadığını anladım. Hayatım Poyraz'ın uyuması dışında normale dönmüştü. Tek üzüntüm Poyraz'dı. O kadar zaman geçmiş, hala uyanmamıştı. Günden güne daha da zayıflıyordu. Onu böyle görmek beni öldürüyordu. Evdeki üçüncü haftamızda yaşadığımız olayların o evle alakalı olduğundan emin oldum. Günler geçip giderken bir gece Meltem'in ağlama sesiyle uyandım. Bu anne acıktım ağlamasıydı. Beşi şey bu kez bizim odamızdaydı. Rüzgar baba babaannesiyle Poyraz'ım tek başına başka bir odada yatıyordu. Meltem'i emzirdikten sonra su içmek ve tuvalete gitmek için kalktım. Evin uzun bir koridoru var. Bu koridorun sonunda mutfak ve tuvalet karşılıklı. Yatak odasının kapısını açınca gecelikli bir kadının tuvaletten mutfağa geçtiğini gördüm. Bu Neriman anneme benziyordu. Ben mutfağa bakmadan tuvalete girdim. İşimi hallettim. Tuvaletten çıktım. Karşında mutfak vardı. Tuvaletin ışığı az da olsa mutfağı aydınlatıyordu. Annem pencerenin önünde durmuş. Öylece dışarıya bakıyordu. Tam ona anne neden karanlıkta duruyorsun diye sesleneceğim sordu. Biri gelip ağzımı kapat. Dönüp baktığımda bu Neriman annemdi. Korkudan göz bebeklerim kocaman olmuş titriyordu. Neriman annem hemen beni odasına çekti. Odanın ışığını açtı. Neriman annem normalde açık bir bayan ama namazında niyazındadır. Başında eşarp, önünde Kur'an vardı. Onun da gözleri dolu doluydu. Ağlayarak, anne ben deliriyorum. Ne olur bana yardım et. Sen az önce mutfakta değil miydin diye sordum. Neriman annem de korkudan titreyen sesiyle. Yok güzel kızım ben de gördüm onu. Sen kalkmadan önce ben uyandım. Lavaboya gidecektim. Senin gördüğün şeyle ben de karşılaştım. Bu hayra alamet değil kızım. Bu gece git. Kocanın yanında yat. Acil bir durum olmadıkça çıkma odandan dedi. Ben de koridorun ışığını yakıp yatak odasına geçtim. Ertesi gün Erdem okula gidince dervan annem psikoloji alanında uzman bir arkadaşını getirdi. Annem yaşadıklarımı anlatmamı istedi ve kendi yaşadıklarını da anlattı. Psikolog Reyhan Hanım çocuğumuzun bu durumunun bu tip bilinçaltı travmalarına neden olabileceğini psikolojik olarak destek almamızı söyledi. Fakat tek bir şey açıklık getiremiyordu. Diğer evde gözleri alev alev yanan gölgeyi Erdem'le ikimiz görmüştük. Dün gece ise o gecelikli kadını Neriman annemle görmüştük. Üçümüzün psikolojisi de bozulup aynı şeyleri görmemiz mümkün mü diye sordum. Buna tam bir cevap veremedi. İçimiz rahatlamamıştı. Reyhan Hanım'la uzun bir konuşmanın ardından bize bir uzman önerdi. Bu kişinin din, psikoloji ve metafizik alanında uzman bir kişi olduğunu, yaşananlara belki bir açıklama getirebilir diyerekten bize adresini verdi. O gün vakit kalmadığı için ertesi gün gitmeye karar verdik. Gittiğimiz yer Kızılay'da bir iş merkezinde bir ofisti. Böyle bir yer olacağını beklemiyordum. İçeri girdiğimizde İçeride bir kişi vardı Bizi karşılayan bayan Oturmamızı söyleyip bize içecek ikram etti Çayımı içerken Duvardaki diplomaları takıldı gözüm İlahiyattan işletmeye 4-5 tane diploma Ve birçok belge vardı duvarda asılı olan Masanın üzerinde duran karttan Hocanın adının Hafız olduğunu öğrendim Oradaki bayanla biraz konuştuk Hafız hoca İranlıymış Bizi karşılayan hanımın Atış semaydı Sema Hanım'la konuşurken kapı açıldı. Hafız Hoca içerideki hastayı yolcu ettikten sonra Sema Hanım ben müsait sıradaki hastayı gönderebilirsin dedi. Hafız Hoca daha otuzlarında genç bir adamdı. Bizi odasına davet etti. Hafız Hoca'nın odasında masasının karşısında ona çapraz şekilde duran iki tane tekli koltuk vardı. Onlara oturduk. Reyhan Hoca'nın tavsiyesi üzerine geldiğimizi söyleyerek lafa başladı. Hafız Hoca konuşmaya başladı. Adım Hafız. Uzun süredir bu işi yapıyorum. Siz gelmeden önce Reyhan Hocam sizden bahsetti. Şunu bilmenizi istiyorum. Anlatacağınız her şeye tüm kalbimle inanıyorum. Bana yaşadıklarınızı anlatırken lütfen rahat olun. Her şeyi detaylıca bu beni ayıplar mı ya da inanır mı demeden anlatmanızı istiyorum dedi. Bu konuşması beni rahatlatmıştı. Annem, hadi kızım anlat her şeyi demesiyle ağlamaklı olarak uzun uzun en ayrıntılı haliyle anlattım. Hafız Hoca her şeyden çok oğlumun uyanmama olayına takılmıştı. Gördüğüm onca korkunç şeyi hiç umursamamıştı. Bana oğlumla ilgili daha detaylı sorular sormaya başladı. Ben doktorların söylediklerini Evdeki hallerini anlattım. Hafız Hoca üzgün bir yüz ifadesiyle oğlunuz bu uyku haline girmeden önce hiç dikkatinizi çeken hareketlerde bulundu mu ya da size bir şeyler anlattı mı diye sordu. Açıkçası üç çocuğum olduğu için hepsine yeteri kadar zaman ayıramadığımı anlattım. Poyraz bana bir şey anlatmış olsa bile bunu fark edememiş olabilirim dedim. Hafız Hoca müsait bir zamanda eve gelip Poyraz'ı görmek istediğini söyledi. Cumartesi günü gelmek istediğini, müsait olup olmadığımızı sordu. Biz de cumartesi günü müsait olduğumuzu söyledik. Cumartesi günü yatsı namazından sonra geleceğini söyledi. Anlaştık deyip hocanın yanından ayrıldı. Eve dönerken annemle yaşananların Poyraz'la ne alakası olduğunu düşünüp durduk. Eve gittiğimde hasta bakıcıya çok teşekkür ettim normalde o saate kadar gitmesi lazımdı. Ama bizim için beklemişti. Erdem de eve gelmişti. Nerede olduğumuzu sordu. Hafız hocayla, ve psikologla yaptığımız konuşmayı anlattık. Erdem, ona haber vermeden böyle bir şey yaptığımız için kızsa da, Poyraz için, belki bir umut olabilir, denemekte de fayda var dedi. Ve cumartesi günü oldu. Dediği gibi, yatsı namazından sonra geldi. Yanında da, o gün bize çay ikram eden yardımcısı Sema Hanım da vardı. İkisini içeriye buyur ettik. Aç olup olmadıklarını sordum. Aç olmadıklarını söyleyip bir an önce küçüğü görelim dedi. Poyraz'ın odasına geçtik. Poyraz'ın uzayan saçlarını okşadı. Odada biraz gezindi. Poyraz'ın eşyalarını sordu. Poyraz'ın giyecekleri dışında başka bir eşyasının burada olmadığını, diğer evde olduğunu söyledim. Hafız Hoca olayların ilk yaşandığı evin hangi ev olduğunu sordu. Ben de bu evin Neriman annemin evi olduğunu, olayların başladığı evin ise diğer ev olduğunu söyledim. Hafız Hoca diğer eve gitmemiz lazım dedi. Erdem, ben, Hafız Hoca ve yardımcısı Sema Hanım diğer eve gitmek için evden çıktık. Neriman annem çocuklarla kaldı. Diğer eve girdik. Ev buz gibiydi ve o kadar kasvetli bir havası vardı ki ben hala yaşananların bu evle alakalı olduğunu düşünüyordum. Hoca Poyraz'ın odasını sordu. Poyraz'ın odasına girince çekmeceleri ve dolapları karıştırmak için izin istedi. Hafız hocaya izin verdik. Hoca her şeyi en ince detayına kadar inceleyip bakıyordu. Erdem, Hafız Bey ne arıyorsunuz? Ben de yardım edeyim dedi. Hafız Hoca bir işaret dedi. Erdem, nasıl bir işaret diye sordu. Hafız Hoca, ben de bilmiyorum ama gördüğümde anlayabileceğim bir işaret dedi. Etrafı ararken Poyraz'ın resim defterini alıp karıştırmaya başladı. Seri bir şekilde tüm sayfalarına baktı. Ne aradığını bulmuş gibi defteri bana çevirdi. Poyraz'ın başında bekleyen bu muydu dedi. Hafız hocanın bu lafından sonra deftere odaklandım. Gözlerime inanamadım. Defterin tüm sayfalarında anne baba, anne babanın yanında biri bebek biri çocuk. Dört kişiler. Onlardan ayrı tek bir çocuk var. Bu çocuğun yanında siyahla boyanmış gölgemsi bir figür ve gözleri kırmızıya boyanmış. Konuşamıyordum. Resme öylesine dalmıştım ki Hafız Hoca'nın sorusunu tekrar etmesiyle kendime geldim. Gördüğünüz şey buna mı benziyor dedi. Evet Evet bu nasıl olur diyerek ağlamaya başladım. Hafız Hoca aradığı işareti bulduğunu söyledi. Tekrar diğer eve gitmek için o evden ayrıldık. Yolda giderken ağlamaktan gözlerim şişti. Hafız Hoca sorunun ne olduğunu buldum. İnşallah Poyraz'ı da kurtaracağız. Umarım geç kalmamışızdır dedi. Erdem neye geç kaldık diye sordu. Evde anlatırım. Çok zamanımızın olduğunu düşünmüyorum. Eve varalım her şeyi anlarsınız dedi. Eve gittiğimizde bize gerçekliğine inanamayacağımız şeyler anlattı. Oğlunuz şu an hayatta. Ne vücudunda ne de beyninde hiçbir hasar yok. Tek sorun şu an ruhu. Ruhla beden bir arada değil. Nasıl oldu bilmiyorum ama oğlunuz astral seyahati yapabiliyor. Fakat bu kez bedeniyle ruhu arasındaki bağlantıyı kaybetmiş. Astral seyahatte ruh ve beden bağlantıyı kaybederse araya diğer varlıklar girer. Oğlunuz bedenine dönememiş. 12 yaşında bir çocuk. Bunu nasıl başardı bilmiyorum ama çok zamanımız yok. Ben şimdi uyuyarak astral aleme geçeceğim. Geçmeden önce oğlunuz nelerden ve nerelerden korkar. Ona engel olan her neyse onu en korktuğu şeylerle korkutuyor ve bedenine dönmesine engel oluyor.'' Evde yaşadığınız olayların nedeni de bu. Siz oğlunuzun iyileşmesini istedikçe o varlıklar onu sizden uzaklaştırmaya çalışıyor. Umarım bedeniyle olan bağlantı tamamen kopmamıştır. Erdem ve düşünmeye başladık. Meltem doğmadan önce yaşadığımız evin bodrumundan çok korkardı Poyraz. Bodrumun kapısı açırken sanki havale geçirir gibi ağlamaya başlardı. Evin adresini ve evin bir resmini gösterdik Hafız Hoca'ya. Poyraz'ın yanındaki yatağa uzandı. Olumsuz bir durum olursa yardımcısına asla arkasından gelmemesini tembihledi. Hafız Hoca'nın yardımcısı bizi odadan çıkardı. Salonda çıtlayı çıkarmıyordu. Hafız Hoca'nın yardımcısı hocanın başucuna sesli şekilde tıklayan bir saat koydu. Bu saat öyle bir ses çıkartıyordu ki salona kadar sesi geliyordu. Tedirgin bir şekilde salonda beklemeye başladık. Saatin tık tık sesi Erdem'i çok gelmiş olacak ki. Erdem sessizce sigara içmeye dışarı çıktı. Aradan iki saat geçti. Hafız hocanın olduğu odanın kapısı açıktı. Sanki normal şekilde uyuyordu. Artık bu durum hepimizi çok gelmişti. Ne olacak diye beklemek kadar kötü bir şey yok. Tam bu sırada tık tık eden saat tıklamayı kesti. Hafız hocanın yardımcısı hemen ayağa kalkıp odanın kapısına kadar gitti. Çok telaşlıydı. Her halinden belliydi. Onun bu hali beni de korkuttu. Ayağa kalkıp yardımcısının yanına gittim ve ona sarıldım. Sarılırken hafız hocaya baktım. Üzerindeki gömlek terden su gibi olmuştu. Sıkıntıda olduğu her halinden belliydi. Ona bakarken Gözüm Poyraz'a kaydı. Poyraz da buram buram terliyordu. İkisinin hali de aynıydı. Allah'ım neler görüyordum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bize sıkıca tembihledi. Böyle bir durumda asla müdahale etmeyin dedi. Erdem dışarıdan geldi. O da onları görünce şok oldu. Hepimiz koltuğa yığıldık. Aradan dört saat geçmiş. Fakat hiçbir değişiklik yoktu umudumu kaybetmiş bir şekilde şimdi ne yapacağız diye düşünürken göz kapaklarım ağırlaşıyordu. Kayınvalidem otururken uyumuş. Erdem başını iki elinin arasına almış yere bakıyordu. Hafız hocanın yardımcısı da ağlayarak dışarıyı seyrediyordu. Ben de Hafız hocayla Poyraz'ın olduğu odaya odaklanmış neredeyse kendimden geçmek üzereydim. Kapıda uykulu bir şekilde Ayakta duran poyrazı gördüm. Bunun bir rüya olduğunu düşünerek gözlerimi ovuşturdum. Evet, bu poyrazdı. Hemen koştum. Zayıf düşen vücudu daha fazla ayakta duramadı. Tam düşerken kucağıma aldım. Benim hareketlendiğimi gördüklerinde hemen onlar da yanıma geldiler. Poyraz aylar sonra uyanmış ve ayağa kalkmıştı. Hepimizin gözünde sevinç gözyaşı vardı. Fakat bir kişi Hoyraz'a değil odanın içine bakıyordu. Hafız hocanın yardımcısıydı bu. Ben de onun baktığı yöne baktım. Allah'ım hocanın başında o gözleri alev alev yanan şey vardı. Panik içinde ne yapacağımızı düşünürken ortamda bir kişinin olmadığını fark ettim. Neriman annem yoktu. Kısa bir süre sonra geri geldi. Tesettüre girmiş ve elinde Kur'an'la hafız hocanın başucuna oturdu o gölge hiç aldırış etmeden güzel sesiyle ağlayarak Kur'an okumaya başladı. O kadar içten okuyordu ki hepimiz birden ağlıyorduk. Uzun bir süre okumaya devam etti. O okudukça o gölge kaybolmaya, saat tekrar tıklamaya başladı. Kısa bir süre sonra Hafız Hoca gözlerini açtı. Yorgunluktan bitkin haldeydi. Yataktan doğruldu. Neriman anneme bakarak Allah kabul etsin dedi külümseyerek. Kur'an okuyan o güzel sesiniz olmasa yolumu bulamayacaktım. Allah razı olsun dedi. Hocanın uyandığını gören Poyraz, o bitkin çocuk hemen yerinden kalkıp hafız abi diyerek boynuna sarılıp onu öptü. Artık olan her şey bir açıklama beklemeden inanıyor ve nasıl olduğunu anlıyordum. Hafız hoca bu gece hepimiz çok yoruldu. Şimdi hepimiz dinlenelim. Siz evladınızla hasret giderin. yardımcıma ol bana. Yatacak bir yer gösterin. Yarın her şeyi anlatırım olur mu dedi. Tabii ki Hafız hocam diyerek onlara ayrı yataklar yaptım. Sabah olduğunda herkesten önce kalkıp eve yakın olan markete gittim. Sevinçten onlara çok güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyordum. Bir tek kuş sütü eksikti. Şahane bir masa hazırladım. Kahvaltımızı ettik. Çaylarımızı içerken Hafız Hoca hayırlısıyla her şeyin bittiğini söyledi. En çok da Poyraz'la konuştu. Bilmeden yaptığı astral seyahatin kendisinin ve bizim başımıza büyük belalar açabileceğini bunu bir daha asla yapmamasını söyledi. Bize de üç çocuğunuz olduğunu biliyorum. Anne baba olarak bu yükü paylaşın. Birbirinize ne kadar destek olursanız o kadar yükünüz azalır. Çocuklar çiçek gibidir. Bakıp sularsanız, onlarla konuşursanız, ilgilenirseniz açarlar. İhmal ederseniz solup kuruyup giderler. Bu kez son anda yetiştik Allah'ın izniyle. Her zaman yetişmemiz mümkün değil. Hatalarınızdan ders çıkarın dedi. Ne kadar iyi anne baba olduğumuzu düşünsek de hafız hoca haklıydı. İhmal etmiştik onları. Maddi olarak her şeyleri tamdı ama manevi olarak eksik bırakmıştık. Hafız hocaya dün gece neler yaşadığını ısrarla sorsak da anlatmadı bize. Hafız hocanın kafasına takılan bir şey vardı. 12 yaşında bir çocuk bunu nasıl başarmıştı? Poyraz'a sormasına rağmen Poyraz yarım yamalak cevaplar veriyordu. Hafız hocaya ve yardımcısına binlerce teşekkürler ve dua ettik. Olaylar bitmiş olsa bile o eve dönmedik. Nermin annemle yaşamaya devam ettik. Diğer evde sattık. Yeni ev sahipleri yerleşmeden evdeki eşyaların bazılarını sattık. Bazılarını da almak için eve gittik. Almam gereken eşyaları toplarken, tavan arasına çıktım. Poyraz'ın tırmanırken çıktığım merdiven hala aynı yerinde dayalı duruyordu. Merdivene bakarken, merdivenin üzerinde bir boşluk. O boşlukta da bir kitap vardı merdivene çıkıp kitabı aldım. Astral Seyahat ve Cinler isimli bir kitaptı. Kitabın yazarını söylemeyeceğim. Bu kitap nasıl gelmişti? Ve Poyraz gerçekten bunu okuyarak mı yapmıştı bunu? Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Dinlediğim hikayelerde insanlar hep sadece korkutmalardan ve bilinçaltı oyunlarından bahsediyor. Cinler korkutmakla kalmaz size bereketsizlik getirir, işlerinizi bozar, insan ilişkilerinizi tepe taklak eder. Bunun farkına bile varamazsınız. Ben bunları bilerek bu hataya düştüm. Biz ailecek hem anne tarafı hem de baba tarafı Şanlıurfalıyız. Şanlıurfa'da genellikle aşiretler ve akraba toplulukları fazla olur ama bizim bağlı olduğumuz herhangi bir aşiretimiz yoktu. Fakat akrabalık bağımız ve kuvvetimiz fazlaydı. Daha genç yaşta evlenildiği ve evlenince en az altı çocuk yapıldığını varsayarsak, akrabalarımızın fazla oluşu anormal gelmiyordu. Benim anne babamın evliliği bile görücü usulü olmuştur. Ayrıyeten burada çocuk yaşta evlilikler bir hayli fazla yapılır. Bunları gördükçe kendi törelerimizden, yaşayış tarzımızdan, nefret etmeye başladım. O zamanlar ben lisemi iyi bir şekilde okuduğum için yabancı insanların düşünceleri hoşuma gitmişti. Liseden sonra artık daima düşünce olarak batıcılıktan yanaydım. Liseyi bitirip üniversiteye geçince memlekete gitmeyi bıraktım. Tamamıyla kendi halimde bir yaşantı tarzım vardı. Sadece babam ve annemle telefonda konuşuyordum. Zaten babamın benim için her ay gönderdiği para olmasa en fazla iki ay dayanabilirdim. Üniversiteye başladığında iyi bir arkadaş ortamım olmuştu. İçlerinde kendi yaşatım olan Öznur diye bir kız dikkatimi hep güzelliğiyle çekiyordu. Gerçekten çok güzel, saf ve temiz yürekli bir kızdı. Kendisi aslen Malatyalıydı. Onunla iyi anlaşıyorduk. Zamanla kendisine aşık olduğumu fark ettim. Ona açılmayı hep düşündüm ama ya reddeder ve benden soğursa diye korkuyordum. Onu tamamen kaybetmek istemiyordum. Bu böyle bir ay devam etti. Baktım olmuyor. Cesaretimi toplayıp açıklamaya karar verdim. Ertesi gün her zamanki gibi muhabbet ediyorduk arkadaşlarla. Öznur'a benimle gelmesini söyledim. Gülerek tabii gelirim dedi. Ona hislerimi anlattım. Ona açılınca yüzü buruştu ve sinirlendi. Bana Halbuki ben seni kardeşim olarak görüyorum. Bak Murat, bu iş olacak gibi değil. Ben sevdiğim biriyle yaşamak isterim. Sen de öyle yap. Merak etme. Bu konuşma aramızda kalacak. Ama lütfen bu konuşmayı yapmamış sayıyorum dedi. O bunları söylerken ben yerin dibine giriyordum. O anki duygularımı kelimelere dökemiyorum. Hayatımın dönüm noktasını o an yaşadım. Orada ona aşıktım. Beni arkadaş, kardeş olarak görmesi içimi yiyordu. Tamam dedim. Konuşmamız orada sonlandı. Ben stresten ve bunalımdan derslerime odaklanamıyordum. En yakın arkadaşım Hakan bunu fark etmiş olacak ki bana kötü bir şey mi oldu? Normalde böyle olmazdın sen. Bir şeyler var belli. Ne oldu söyle dedi. İlk başta anlatmak istemedim ama sonra içimdeki acının büyüklüğüne dayanamadım ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Hakan bunları dinledikten sonra seni sevmediğine emin misin dedi. Eminim dedim. Biraz durup düşündü. Gerçekten seviyor musun bu kızı diye sordu. Evet, onsuz yaşayamam dedim. Gerçekten de kıza aşıktım. Vurulmuştum. Onun gülmesine, konuşmasına, bakışlarına, muhabbetine, karakterine aşık olmuştum. Hakan biraz durup düşündükten sonra bana dönerek ''Bak Murat, tanıdığım bir hoca var. Babamın arkadaşı. Eğer istersen onunla konuşayım. Kızın sana aşık olması için aşk büyüsü yapsın. Kız ilk günden sana aşık olmazsa benim adım Hakan değildir. Ama bunun yan etkileri de var. Haberin olsun dedi. Ben memleketimizde bu tür büyü işlerinin çok yapıldığını biliyordum ama gerçeklik payı var mı bunun diye düşünmeye başlamıştım. Benim de içime merak düştü. Fakat zaten gerçek olmayan bir şey, asılsız bir hurafi diye düşündüğüm için pek umursamadım. Hakan da bunu anlamış olacak ki, denemekle bir şey kaybetmezsin. En fazla şimdiki gibi üzülürsün. Ama ya olursa, bir ömür boyu mutlu olursun. Sevdiğin insanla dedi. Aslında haklıydı. Ne kaybederdim ki? Başka bir çarem de yoktu. Pek de inanmadığım için yan etkilerini umursamadım. Peki neredeymiş bu hoca diye sorduğumda Hakan bana yapabileceğine emin misin? Sonradan başına kötü bir şey gelirse sorumlu olarak beni tutma. Başına gelecekleri söylemeden seni oraya götürmem dedi. Peki söyle, neymiş bakalım yan etkileri diye sorunca geçimsizlik, huzursuzluk, çocuğunuzun olmama ihtimali, engelli doğma ihtimali, evde bereketin olmaması, garip olayların çoğalması, her gün başına yeni bir dert gelecek dedi ve ekledi. Bunları üstüne almaya kabul ediyor musun? Bunlar benim için pek önemli değildi. Çünkü tek istediğim şey aşık olduğum kadınla evlenmekti. Gerisini hallederim. Olmazsa bir hocaya gider, tövbe ederiz ve karıma her şeyi anlatırım diye düşündüm içimden. Bunun için pek sorun etmedim bunları. Evet, üstüme alıyorum. Yeter ki bana aşık olsun. Başka da bir şey istemem dedim. Kabul ettim. Gerçekten kıza o kadar vurgundum ki her şeyi karşıma alıyordum. Onun için onu bile karşıma alıyordum. Ara tatili bir hafta vardı. Mecbur ara tatili bekledik. Ben bir hafta içerisinde yapıp yapmamak arasında düşünüp durdum. Maalesef yapma arzumla baş edemedim. Yapmaya karar verdim. Ara tatile girdiğimizde hem maddi hem de manevi olarak kendimi buna hazırladım. Ne olacaksa olsun dedim ama pek de inancım yoktu gerçekleşeceğine. Hakan bana nereye gideceğimizi söyledi. Gideceğimiz yer Hakan'ın arkadaşının eviydi. Kendisi Bursa'da bir köyde kalıyordu. Hakan hoca'ya durumu önceden bildirmiş. Hoca neyin ne olduğunu farkında. Kendisi de bu işin uzmanı. Hoca diyorum ama sizin bildiğiniz hocalardan değil. Kendisi çevre halkı tarafından tanınmış bir büyücü, aşk büyüsü, domuz büyüsü gibi çok kötü büyüler yapan birisi. Hakan Hoca'ya telefon edip kararımı açıkladı. Hoca eğer bu büyüyü ve sorumluluğu kabul etmişse kızın saçından bir tel özellikle getirmemi söyledi. Gerekli diğer malzemeleri hoca temin edecekti. Ben bunu duyunca sinirlendim. Ben kızla karşı karşıya gelmeye bile utanıyordum. Nasıl gidip saçından bir tel alacaktın? Hakan, sakin ol ama başka çaremiz yok. Eğer o kızı gerçekten seviyor ve aşıksan onun için her şeyi yaparsın. Onu konuşmaya çağır, haberi olmadan bir şekilde alırsın artık. O da sana kalmış dedi. Tamam deyip kıza telefon ettim. Buraya gel, sana önemli bir şey anlatacağım falan dedim. Umarım yine aynı konu değildir deyince Yok merak etme, sen gel ben anlatırım dedim. Geldi oturduk birlikte neymiş önemli olan deyince bu yarı saatinde piknik yapacağız arkadaşlarla senin de gelmeni istedim dedim. Bu konuşmayı yaparken saçına baktım saçında böcek var deyip korkuttum almış gibi yapıp bir tel saçını koparmayı başardım. Bu kadar kolay olacağını sanmıyordum fark etmedi bile hemen biri aramış gibi yapıp acil işim çıktı dedim onun yanından ayrıldım Hakan'ın yanına geldim beni bekliyordu. Ne oldu? Aldın mı dedi. Evet dedim. Hakan nasıl başardın anlamadım deyince. Boş ver hadi gidelim dedim. Arabaya bindik ve yola koyulduk. Yolda giderken uyumuşum. Köye ulaştığımızda akşam olmuştu. İçimi bir heyecan ve korku kapladı. Az kalsın geri dönelim diyecektim. Hakan ise çok sakindi. Arabayı bir yere park ettik. Köyün biraz dışındaydı. Bir eve geldik. Kapıyı çaldık. Kapıyı bir kadın açtı. İçeriye girin dedi. İçeri girdiğimizde ev o kadar pis kopuyordu ki neredeyse kusacaktım. Sanki içeride yıllarca kalmış cesetler varmış gibi kopuyordu. Şaşkın şaşkın etrafımıza bakarken odanın içinden yaşlı bir adamın içeriye gelin dediğini duyduk. İçeriye girdiğimizde yüzü fazlasıyla buruşmuş bir adam vardı karşımızda bize bakıyordu. Karşıma oturun dedi. Oturduk. Beni işaret ederek yaklaş dedi. Yaklaştım. Saç telini getirdin değil mi? Eğer getirmediysen, bunca yolu tekrar geri gideceksiniz dedi. Hayır, getirdim dedim. Gülümseyerek bana baktı. O kadar iğrenç bir gülümsemesi vardı ki, hala o gülmesini unutamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Saç telini ona verdim. Önüme bakır bir kap koydu. İçine su doldurdu birkaç parça Arapça yazılı kağıdı yakıp küllerini suya attı. Daha sonra benim de saç telimi istedi. Onu da suyun içine attı. Yüksek sesle suya doğru konuştu. Elimi suya doğru getirdi. Elinde köşeden aldığı bıçakla elime küçük bir çizik attı. Kanım suya düşünce suda küçük halkalar oluştu. Bakır kabı benim elime verdi. Tut dedi. Burada tehlikeli olabilir diye söylemek istemediğim birkaç şey söylememi istedi. Söylediklerini aynen yaptım. Ben dediklerini yaptıktan sonra evin duvarları adeta sallanıyordu. Korkudan insan ne yapacağını bilemiyor. O anda büyücü kanter içinde kızın ismini söyle dedi. Söyledim. Bir kağıda ismini yazıp suya attı. Ben dengemi kaybedip bayıldım. Kendime geldiğimde arabadaydım. Sabah olmuştu. Arabada Hakan yoktu. Biraz telaşa kapılsam da Hakan gelip kapıyı açınca ''Neredesin lan sen?'' dedim. Sinirli bir şekilde. Kahvaltılık almaya gittim. Her yer kapalı dedi. Pek üzerine gitmedim. Zaten kafam yerinde değildi. Ne oldu bana diye sordum. Seansta bayıldın. Hocayla beraber seni arabaya taşıdık dedi. Biz böyle konuşurken aniden arabanın camı tıkladı. Cama tıklayan hocaydı. Bana senin iş tamam. Kendine çok dikkat et dedi. Kahvaltımızı yapıp hocayla vedalaştıktan sonra yola koyulduk. Yola çıkalı çok olmamışken Öznur bana telefon etti. Seni rüyamda gördüm. Çok güzeldi dedi. Ben şok olmuştum. Acaba gerçekten de büyü tuttu mu diye mutlu olmuştum. Fakat Sevdiğim kızın başına gelecek olayların sorumlusu bendim. Varınca direkt Öznur'un yanına gittim. Beni güler yüzle karşıladı, sarıldı. Ne oldu, niye bu kadar mutlusun dedim. Bana gördüğü rüyayı anlattı. Rüyamda seninle evlendiğimizi gördüm. Çok güzeldi dedi. Ben çok mutlu olmuştum. O anki aşkım kabardı ve ona sarıldım. Ben bu kadar çabuk etki edeceğini sanmamıştım ama Umurumda da değildi artık. Hiç de pişman değildim. İkimiz de iki ay içinde çok iyi anlaştık. Her geçen gün ona daha çok aşık olmaya başladım. Düşünebiliyor musunuz? Sadece üç ay sonra evlenmeye karar verdik. İkimiz de evlilik için çıkan yoğunluktan dolayı üniversiteyi bıraktık. Çok mutluyduk. Tabii ilk başlarda ben öyle sanıyordum. Daha sonra saçma sapan kabuslar görmeye başladım. Ben rüyamda karımı başka biriyle beni aldattığını gördüm. Sinir krizi geçirdim. Rüya olduğunu unutarak uyandığımda karımın boğazına sıktım. Eğer kendime gelmeseydim onu öldürecektim. Karım çok korkmuştu. Hatta ağladı. Kendime geldiğimde şok olmuştum. Hemen sarılıp özür diledim fakat o gün benimle konuşmadı ve ayrı yattı. Bundan sonra iş bulup çalışmam gerekiyordu. Nereye gitsem iş bulamadım. Her kapı yüzüme kapandı. Babam da okulu bıraktığım için bana artık para atmayı kesmişti. Hatta telefonda babamla kavga ettik. Telefonu yüzüme kapattı. Annemle bile konuşmuyorduk artık. Her gece kabuslar görüyordum. Bunun yanı sıra uyandığımda ayaklarım ve ellerimde çizikler oluşmaya başladı psikolojim alt üst olmuştu. Karımın bunlardan haberi yoktu. Ona söylemiyordum ama artık o da ister istemez fark etti bunları. Örüm benim bu hallerimden korkmaya başladı. Bir doktora görünmemi istedi. Okumadığım ve çalışmadığım için sigortamız yoktu. Bu yüzden doktora gidecek param da yoktu. Babamı ne kadar ararsam arayayım meşgul atıyordu. Bakkal artık borç vermeyi kesti kira parası birikmişti. Yediğimiz yemek midemize ulaşmadan bitiyordu. Boğazıma kadar çaresizlik içindeydim. Bütün bu olanlardan sonra karımın hamile kaldığını öğrendik. Bu kadar kötü şeyler içerisinde sonunda iyi bir haber gelmişti. Babama bir şekilde ulaştım. Konuşmamızın en başında benimle konuşmak istemese de torununun olacağını öğrenince yumuşadı halimize acıyıp para gönderdi. Onunla borçlarımızın çoğunu kapadık. Karımın hamileliğinin dokuzuncu ayıydı. Bebeğin eli kulağındaydı. Bugün yarın doğmasını bekliyorduk. Fakat bu mutluluğum bile çok uzun sürmedi. Bir gece bir çığlık sesiyle uyandım. Uyandığımda karımın elinde bıçak tutarak bana baktığını ve göz bebeklerinin kaydığını gördüm. Bıçağı havaya kaldırdı bana vuracak sandım ama hızlı bir şekilde kendi karnına sapladı. Bunu birkaç kez tekrarladı. Ben olduğum yere çivilenmiştim. Sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen başını dizime alıp ağladım ve o halde ambulansı aradım. Ambulans geldiğinde karım çoktan kan kaybından ölmüştü. Ne yazık ki bebeğimizi de kaybetmiştik. Ben Karımın ölümünden sonra delirdim. Psikolojik travma geçirdim. Uzun süre tedavi gördüm. Çok kötü günler geçirdim. Ailem beni almaya geldi. Bir hocaya götürdüler. Normal tedavime ve hoca tedavisine hala devam ediyorum. Bu hataları ben yapmıştım. Ve bedelini günahsız bir insan ödemişti. Benim ödeyeceğim bedel ise çok daha büyük. Allah beni affetsin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olay 2016 senesinin sonlarına doğru yaşandı. Ben uzun zamandır meditasyon, enerji, bazı çalışmaları ile ilgilenen birisiydim. Kişisel problemlerden dolayı okulu bıraktım. Şu anda kuaförlük yapmaktayım. Olayın yaşandığı zaman işsizdim. Genelde arkadaşlarım bize gelir, oturur sohbet ederdik ya da ben onlara giderdim. Bir gün kafede falca aranıyor ilanı gördüm. Hemen sorunlu kişiyle irtibata geçtim. Bunun yanı sıra tarot kartlarından da fal bakıyordum. Telefati, duru görü gibi şeylerle de ilgilenirdim. Astral seyahati ise uzun zamandır uğraşmama rağmen yapamıyordum. Ancak kafama koymuştum. Yapacaktım. Ertesi gün kafeye gittim ve insanlara kahve falı bakmaya başladım özel olarak Tarot falanla evde bakıyordum. O gün iş çıkışı, hiçbir işim yoktu. Eve gidip biraz meditasyon yapıp astral seyahat yapmayı deneyecektim. Eve girdiğimde içimi kötü bir his kapladı. Ev normalden daha soğuk ve sessizdi. Eve gelir gelmez duş aldım. Ardından rahatlamak ve konsantremi arttırmak için bir bardak papatya çayı içtim. Odama çekildim ve meditasyon yapmaya başladım. Üzerimde son derece rahat giysiler vardı ve son 24 saat içerisinde et, sigara, alkol, sarımsak, soğan ve yumurta gibi kötü koku oluşturan hayvansal gıdalardan elde edilen gıdaları tüketmedim. Bu iş için buna dikkat etmeliydim. İlk olarak çakra açma meditasyonuna başladım. Her çakramı açtığım bölgede bir yanma hissi ve rahatlama meydana geliyordu. Meditasyonumu bitirdim. Ondan sonra tamamen çıplak olarak yere serdiğim çarşafın üzerine uzandım. Sert bir zemindi. Ancak beni rahatsız etmiyordu. Yaklaşık 15 dakika kadar zihnimi boş tutmaya çalıştım. Sonunda zihnim tamamen berrak bir şekilde, tamamen boştu. Artık vücudum karıncalanmaya, kulaklarında uğuldamaya başlamıştı. Ancak bu çıkacağımın habercisiydi. Hiç telaş etmedim. Çünkü en ufak bir heyecanlanmadı ve korkuda tekrar başa dönebilirdim. Kısa bir süre sonra gözümde imajine etmeye başladım. Sanki bir denizin dibinde boğuluyorum da kurtulmaya çalışıyorum gibi fiziksel olarak hareket etmiyorum. Sadece zihinsel olarak çırpınıyordum. Beynimi buna o kadar inandırdım ki imajine olduğumu unuttum. Yavaşça göbeğimden sanki birisi iple bağlamıştı yukarıya çekiyormuş gibi bir his vardı. Biraz sonra gözlerimi açtığımda ise kendimi yerden yaklaşık 40 santim kadar yukarıda buldum. Yerde yatan bedenine bakıyordum. Hareketsiz ve ölü gibiydi. Açıkçası biraz korkmuştum. Kendi elime ayağıma bakmak istedim. Ancak tek gördüğüm şey bembeyaz bir ışıktı. Astral bedenimiz saf enerjiden oluşuyordu. Havada uçabiliyor ve düşünce gücüyle istediğim yere ışık hızında gidiyordum. Ben ilk olarak evin içinde biraz dolandıktan sonra sokağa çıkmak istedim. Hava soğuk ve hafif karlıydı. Etrafta dolanan insanlar vardı. Onların yanından geçiyordum. Beni göremiyorlardı. Sonra eve yeniden döndüm ve bedenime tekrar girdim. Ancak bütün sorunlar ikinci çıkışında başlayacaktı ve ben bunun olacağına Tahmin bile edemezdim. Bedenime döndüğümde vücudumun ısısı aşırı derecede düşmüştü. Ellerim ayaklarım resmen buz gibiydi. Üstümü giyinerek uyudum. Sabah olduğunda ise bu olanları arkadaşlarıma anlattım. İnandıklarını söylüyorlardı. Ancak hiçbirinin gözünde inandıklarına dair bir ışık yoktu. Bugün izin almıştım. Kafeye gitmedim. Vücudum halsiz ve yorgundu. Bilhassa zihni çok yorgundu. Sabah bol bol hava aldım gezdim. Bu olaylar beni korkutsa da kendine çekiyordu. Akşam yemeğini yedim. Biraz televizyon izledim. Evde tek yaşıyordum. Annem ve babam olmadığı için bu gece astral seyahati yapmayacaktım. Vücudum ve zihnim yapamayacak kadar bitkindi. Ben de birkaç gün sonra yapmaya karar verdim. Aradan üç gün geçmişti. O akşam yeniden hazırlıklar yaptım. Duş alıp tütsüler yakarak, ışığında meditasyon yaptım. En sonunda uzanarak, astral seyahate çıkışa hazırlandım. Yaklaşık 20 dakika sonra, yeniden çıkmıştım. Ancak bu sefer, farklı olan bir şey vardı. Evimin mutfağından sesler geliyordu. Korkarak mutfağa yöneldim. Karşımda, beyaz renkli, parlak bir varlık duruyordu. Ona kim olduğunu sordum. Bana isminin Kutamin olduğunu, Müslüman bir cin olduğunu söyledi. Benden ona yardım etmemi istedi. Nasıl bir yardım olacağını sordum. Bana kendisiyle evlenmemi istediğini söyledi. Benim ise bir kurt düşmüştü. Müslüman olduğuna inanmamıştım. Ondan kelime-i şehadet getirmesini istedim. Bir anda bağırıp bana küfrederek uzaklaştı. Çok korkuyordum. Ardından dördüncü boyut denilen aleme, anlamadığım bir şekilde çekildim. Orada her çeşit varlık vardı. Hepsi bana bakıyor. Beni istemiyorlar gibi nefretle bakıyorlardı. Daha sonra işlerinden bir tanesi bana burada ne işin var? Kendi dünyana dön. Vakti geldiğinde sen de burada olacaksın dedi. Bu söz aklımı kurcalamıştı. Daha sonra oradan bir varlık üzerime gelmeye başladı. Çok korkmuştum. O anda ruhum kendiliğinden bedenime çekildi. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Burnum da kanamıştı. Hemen abdest alarak namaz kıldım. Biliyordum ki hiçbir şey sebepsiz değildi. Acaba bu olayları neden yaşıyordum? Daha sonra içimden bir ses mutfağa yönelmemi söyledi. Mutfağa gittim. Annemin ölmeden önce bıraktı. Eski bir kutu vardı. Buzdolabının üzerinde öylece duruyordu eski ve kilitliydi. Kilidini kırdım. İçinde annemden bir not vardı. Notta şunlar yazıyordu. Eğer bu notu okuyorsan artık zamanı gelmiş demektir. Bunlar gerçekten kafamı kurcalıyordu. Saat yedi gibi hava yeni yeni aydınlanıyordu. Bu işlerde tecrübeli bir avlaya gittim. Yıllardır fal bakar, büyü yapar, bayağı da yaşlıdır. Bana bu işlere neden bulaştığımı sordu. Sakın bir daha yapma. Yoksa seni ben bile kurtaramam dedi. Neydi bu sır pertesi? Annemin mezarına gitmeye karar verdim. Her zaman gittiğimde dikkatimi hiç çekmeyen bir şey vardı. Annemin mezarının taşında kırmızı bir bez bağlıydı. Bunun ne olduğunu anlamadım. Eve geri döndüm. Astral yapmayacaktım. Uyudum. Rüyamda. Annem çığlık çığlığa kalmıştı. Ben Araf'tayım kızım bana yardım et diye bağırıyordu. Elleri ayakları zincirle bağlı. Hareket edemiyordu. Kander içinde uyandım. Ve bu sefer tanınmış bir medyumla görüştüm. Annemin ismini, annemin annesinin ismini, doğum tarihi gibi farklı bilgileri aldı. Ve benim bilgilerimi de aldı. Bana ise annemin mezarında bağlı olan çaputu söyledi. Bu çaputun enerji ve büyülerle yüklü. Ancak normal hayatta bunu çözemezsin. Bunu ancak astral boyutta, enerji aleminde çözersen büyü bozulur dedi. Bunun ardından astral seyahat yapmaya karar verdim. Gece olmuştu. Ben hazırlıklarımı tamamlayarak astral seyahate çıkmıştım. Annemin mezarına gitmek istiyordum. Ancak gece vakti ve bir de astral boyutta gitmek beni korkutmuştu. Ancak yapmak zorundaydım. Mezara gittim ve bir sürü siyah gölgenin olduğunu gördüm. Korkarak annemin mezarına yaklaşmak istedim. Ancak izin vermediler. Annemin günahkar olduğunu, bunun bedelini çekmesi gerektiğini söylediler. Ben günahının ne olduğunu sordum. Zamanında bir cinin bebeğini öldürdüğünü ve bu yüzden annemi rahat bırakmayacaklarını söylediler. Mutfakta karşılaştığım cinin o bebeğin annesi olduğunu söylediler. Ancak şu an ne yapmalıydım bilmiyordum. Beni mezarlığın kapısından içeri almadılar. Bunun üzerine dördüncü boyuta çekildim. Ancak bu sefer farklı bir durum vardı. İki tane kapı vardı. Gutemin denen cin bana yaklaştı ve bak orada gördüğün kapılar ve bekçiler cennet ve cehennemin kapısı. Onlar da bekçileri dedi. Bekçilerin bir sıfatı yoktu. Ona sorduğumdaysa bana ''Sen ölmedin, sıfatlarını ancak ölenlerin ruhları görür'' dedi. Cennetteki bekçilerin sıfatları, cennete gidecekleri, en sevdikleri güzel sıfatları bürünerek karşılıyorlar. Cehenneme ise en çok korktuğun şeye göre şekil alıyorlar dedi. Ben de ne istediğini tam olarak anlayamadım. Ancak bu işi bu sefer çözmeliydim. Gütemim bana bir anlaşma yapmak istediğini söyledi. Ne olduğunu sorduğumda ise annemin büyücü olduğunu, güç kazanmak için bebeğini öldürdüğünü söyledi. Bebeğinin ruhunun azapta olduğunu, istediğim şeyi yaparsam bebeğin ruhunun azaptan kurtulup özgür kalacağını ve huzurlu olacağını söyledi. Evde annemin yatak odasında sol köşede parkenin altında bir muska ve birkaç tel saç olduğunu onları çıkarıp önce sirkeli suya koyarak üç gece ay ışığında bekletmemi ardından da bir akarsu dere gibi bir yere suyun içine atmamı söyledi. Bunu neden benim yapmam gerektiğini sorduğunda ise ancak büyüyü yapanın kanından olan bir kişi bozabilirmiş. Ben bu isteğinin gerçekleştirirsem o da annemin mezarındaki kırmızı bez parçasını çözeceğini söyledi. Kabul ettim. Uyandım annemin yatak odasına girdim. Gutami'nin tarif ettiği yerdeki parkeyi çeşitli aletlerle açtım. Gerçekten muska ve birkaç tel saç vardı. Saç tellerini birbirine düğümlü şekilde bağlanmış yedi adet düğümlüydü. Saçları sirkeye koydum ve ay ışığı görecek bir yere yerleştirdim. Üç gün kalması gerekiyordu. İkinci günün sabahında dikkatimi çeken bir şey oldu. Sirkeli suyun bulunduğu kabın içindeki sirke kıpkırmızı, kar rengi olmuştu. Üçüncü günün sabahı, muskayı ve saç tellerine bir dereye attım. Astral seyahat vakti yeniden gelmişti. Uykuya daldıktan sonra yine dördüncü boyuta gittim. Gutem'in karşımdaydı. Bana yaptığım anlaşma için teşekkür etti. Gutem'in birden yok olmuştu. Ben ise öylece baka kalmıştım. Daha sonra boşluktan bir ses geldi anlaşmanı gerçekleştirdin. Bebeğimin ruhu huzurda. Şimdi evine git dedi. Ve ruhum yeniden bedenimdeydi. Tek şunu söyleyebilirim. Bunları yaşadım. Ve gerçekten de varlar. Annemin ruhu huzur buldu mu bilmiyorum. Gutami'nin onunla evlenmemi istemesinin sebebi bana eziyet etmekti. Anneme olan öfkesinden dolayı ancak anlaşma sağladığımız için böyle bir olay yaşanmadı. Hikaye burada sona eriyor. Şimdi bir diğer takipçimin hikayesini anlatıyorum. Merhaba. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşanan bir olayı anlatmak istiyorum. Hani kelimesinin Zazaca'da anlamı su kaynağı demek. Hani ilçesi Bingöl depreminde komple yıkılmış. Daha sonra harabeye dönmüş Hani. Hani olduğu gibi bırakılıp daha aşağı taraflara yeniden evler inşa edilmiş eski hani toprağı çorak ve kapkara olan Babi Dağı diye adlandırılan bir dağın eteğindeydi. Babi Dağı ve hani arasında oldukça büyük bir tepe var. Bir gün amcam Kadri ve iki arkadaşı Sidar ve Halil oraya ava gitmeye karar verdiler. Saat sabah karşı dörtte buluşup yola koyuldular. O tepenin yolu eski haniden geçmektedir. Amcam Kadri ve arkadaşları Sidar ve Halil yolda muhabbet ederek ilerlerler. Bir süre sonra, insanların çaput bağlayıp, adakları adadır. Daha sonra, Artin Zarkisyan diye bir Ermeni papaza ait olduğu ortaya çıkan, ziyaret için etrafı çevrilmiş mezara varırlar. Sidar orada mola vermeyi teklif eder. Saat, sabah doğru beş buçuk, moladan sonra kalkıp, eski haneye giriş yaparlar. Orada, yarıya kadar toprağa batan bir hamamdan su sesi duyarlar. Fakat hiç aldırış etmeden geçip giderler. Tepeye doğru tırmanırken yine muhabbeti dalarlar ve bir süre sonra uzun süredir yol kat etmelerine rağmen aynı yerde saydıklarını fark ederler. Bu işte bir tuhaflık olduğunu fark edince geri dönmeye karar vermişler. Amcam Kadri ve Halil'in eşekleri genç olduğu için yarış yapmışlar. Sidar'ın eşeği ihtiyar olduğu için arkada kalmış. Çok geçmeden gözden kaybolmuşlar. Bundan sonrasını Sidar anlatıyor. Çreyhar Harden'a su kaynağının yanına vardım. Kaynak çukur yerdeydi. Eşekten inip elimi yüzümü yıkamak için aşağıya indim. Ben daha suyumu içmeden eşek huysuzlanmaya başlamıştı. Hayvanın korktuğu her halinden belliydi. Ben de korktum. Sandıktan oraya çıkartıp elime aldım. Yola öyle devam ettim. İçinden su sesi duyduğumuz hamamın oraya geldim. İçeriden hala su sesi geliyordu. Pencereden içeriye baktım. İçeride çıplak bir adam elinde tasla üzerine bir şeyler döküyor. Belki yanlış görmüşümdür diye tekrar baktım. Kafamı uzatınca o kişi hamamın tam ortasında ayağa kalktı. Öylece bana bakıyordu göz göze gelince çığlık ile karışık aşırı gürültülü bir kahkaha attı. Allah'ım yarabbim tam bir insan ama bacakları normalin iki katında. Başını tam tersi bana doğru geriye çevirdi. Yüzü dehşet vericiydi. Her yerim titriyor, elim ayağım tutmuyordu. Ona öylece baka kaldım. Üstüme gelmeye başlayınca irkildim. Eşeğe binip koşturdum. Arkama baka baka gidiyordum. Baktım kimse gelmiyor. Tam içim rahatladı derken eşeğimin ayakları ağırlaştı. Öne gitmek istemiyordu. Hayvan kanter içinde kalmıştı. Önüme dikkatlice baktı. Yolun ortasında dikilmiş ve korkunç gözleriyle bana bakıyordu. Dua okuyup şalı belimden çıkardım. Eşeğin gözlerini bağladım. Ben de gözlerimi kapattım. O varlığın üzerine doğru hızla koşmaya başladım. Her gözümü açışımda Biraz daha yaklaşıyordu. En son açışımda onunla burun buruna geldim. Çığlık kahkaha arası bir nara attı ve ben o sırada bayılmışım. Bu arada amcam Kadri ve diğer arkadaşı Halil ilçeye varmış. Sidar'ın da eve gittiğini düşünüp evlerine gitmişler. Ertesi gün öğlenin doğru kahveye gittiklerinde Sidar'ın abisi onlara avdan ne zaman geldiniz? Neden o kadar geç kaldınız dedi. Bundan sonra sana amcam Kadri anlatıyor. Nasıl yani? Biz sabah erkenden geldik. Sidar eve gelmedi mi? Abisi yok deyince hemen birkaç arkadaşla aramaya koyulmuşlar. Hamamın yakınında Sidar'ın eşeğini parçalanmış halde bulmuşlar. Sidar'ı ise hamamın içinde baygın bir halde bulmuşlar. Sidar'ın korkudan dili tutulmuş. Bir buçuk ay sonra Sidar iyi olunca bize her şeyi anlattı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Eskişehir'de yaşadığım dönem bir ara nerede akşam orada sabah modunda takılıyorduk. Aslında orada hep böyle takılıyorduk. Bir gece benim savaş adında bir arkadaş var. Akşam takıldığımız yere yakın diye ona geçtik. Normalde Savaş'ın ev arkadaşları var ama o akşam Savaş yalnızdı. Memo'yla da ben eklendik. 3 kişiyiz totalde. Ev, Odun Pazarı semtinde bir apartman dairesi. Ama belki de eski şehirin ilk apartmanlarından. Bayağı eski püskü bir şey. Asansörü asansörü koy, antika diye müzeye gider yani. Etrafı terlerle çevrili olan cinsten. Neyse, evin kendisi de antika. Eşyalı kiralamış bizimkiler. Önceki sahibi doktormuş. Zamanının varlıklı ailelerindenmiş. Evde bildiğin piyano dahil her şey var ama tüm malzemeler 70-80'lerden kalma. Hani evin kapısından girdiğin an zaman tünelinden geçmiş gibi hissediyorsun. Öyle bir atmosferi var. Ya da direkt koy kapısına kaçış evi tabelasını para basarsın. Her zamanki muhabbetimizi yaptık. Zaten bizim kafamız vardığımızda güzeldi. Sonra ben yatıyorum deyip odalardan birine geçtim. Benim geçtiğim oda Diğerlerine nazaran daha yeni eşyalarla döşenmiş, zaten çok eşya yok odada. Amacım da o odayı kapmak. Çünkü evin enerjisi alengirli olunca sürekli bir geyik dönüyor. Ne bileyim, kalan hatunlar falan gece sesler duyduk diyorlar. Şöyle oldu böyle oldu. Yatır vardı, hayalet vardı. Bir sürü saçma sapan tonla şey. Biz de kendimizce Bilimsel açıklamalar getiriyoruz. Yok kalorifer borularında kalan hava ses yapıyor. Ev eski. Üstünde yürüyünce ses geliyor falan diyoruz. Ama yatınca bir ürperti geliyor ama çaktırmıyorum. Diorada benim kaldığıma göre bayağı tuhaf bir oda. Çift kişilik yatak var. Yatağın ayak kısmında aynalı bir dolap var. Yanlarda oymalı moymalı gardıroplar var. Yatağın üstünde civinlik var. Yani koy yanı başına şehzade model şapkayı, hayaletler gelsin, çeyreği taksın sünnet çocuğuna. Aynaya bakınca kendimi öyle hissediyorum. Sevmiyorum kafamda canlananları. Diğer oda savaşın zaten. Salon desen, piyano piyanosuydu. Oymalı başları olan koltuklarıydı. Değişik abajurlarıydı. Küllükleri bile bir garip. Birazdan elinde viski kadehi, üstünde röfte şambırı, Doktorun hayaleti gelecek. Piyano kendiliğinden çalacakmış gibi bir ortam. Hiç uyumaya elverişli değil. Neyse. Ben yattım uydum. Yalnız yatağa ters yatmıştım. Normalde beni öpsen kapıyı görebileceğim bir pozisyonda olmasam asla uyuyamam ama kapı tam kafamın tepesinde kalıyor. Yatış pozisyonum bu. Gece uyandım. Tepe tarafımdan ışık geliyor. Ben nasıl böyle yatmışım lan diye düşünüyorum. Bir yandan Gözleri tepeye doğru diktim baktım. Odanın kapı uzun bir antreye açılıyor. Antrenin lambası yanıyor. Benim odanın hemen yan odasında memo yatmış. Antrenin diğer ucunda da savaşın odası var. Antreye bakıyorum. Bir yerden ses geliyor. Tam göremedim. Doğruldum. Banyonun ışığı açık. Biri var belli. He, tamam lan. Bir şey yokmuş diye tam geri yatacağım. Banyo'dan savaş çıktı odasına doğru yürümeye başladı. Tam kapının oraya geldi. Adam kütleri düştü. Düşerken kafayı dolaba vurdu. Ne olduğunu anlayamadım. Koşa koşa yanına gittim ne oluyor diye. Adamın kafasının etrafı kan gölü. Beni de kan tutuyor. Kanı görünce bakmayayım diyorum ama bir kere gördüm. Hay anasını dedim yanına. Hafiften hafiften ben düştüm. Sonra ben gözleri bir açtım. Bildiğiniz az önceki yatağındayım. Her şey aynı. Pozisyonum falan. Tepeden ışık geliyor. Rüya mıydı diyorum. Olamaz. Çünkü hayatımda öyle HD rüya görmedim ben. Tepeyi süzdüm yine. Antrenin ışığı yanıyor. Yine banyodan ses geliyor. Bu sefer yalnız benim maça yemiyor. Doğrulup da bakamıyorum ne oluyor diye. Az sonra banyonun kapısı açıldı. Biri çıktı ama net göremiyorum. Sonra savaşın odaya doğru yürümeye başladı. Tövbe bismillah dedim ben de. Dua okuyacağım o an. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Çitlendim. Nasıl oluyor onu anlamaya çalışıyorum. Küt diye bir ses geldi. Ben hafiften doğruldum baktım. Adam hakikaten az önceki gibi orada yatıyor. Onun yanına koşmadım bu sefer. Memo'nun yanına koştum. Adamı uyandırdım ama anlatamıyorum olanları. Beynim bir tık önden gidiyor dilimden. Kelimeler kilitlenip kalıyor. Hani düşündüğümü söyleyemiyorum. Memo da uyanıp beni öyle görünce o da tırstı. Belli ifadesinden. En son zar zor savaş dedim. Bu onun odaya doğru yöneldi. Ben de arkasından gittim ama yavaş gidiyorum. Kanı görüp bayılmayayım diye. Sonra Memo savaşı gördü. Benim üstüme geldi. Ne yaptın adama? diyeceğim ben yapmadım diye ama diyemiyorum ki. Sonra hafiften baktım. Kan yok bu sefer ama gözlerinin siyahı gitmiş, bembeyazdı. Bir süre sonra biz kendimize geldik. Savaşı tokatladık mukatladık. O an aptalca ama yapıyorsun, tokatlıyorsun. Mantıklı geliyor çünkü. Savaş kendine geldi. Bunun hastalığı vardı. Arada bayılıyordu. Bayılmış işte. Sonra ben olayı anlattım. Rüya mıydı neydi? Onu anlattım. Herkes bir tedirgin oldu. Rüyama inanmayacaklar ama inanıyorlar. Çünkü ben top patlasa uyanmam. Hani ben bile uyandıysam bir anormallik vardır. Biz dağıldık odalara. Tekrar yattık. Döndüm durdum. Uyuyamadım. Doğruldum bir sigara yaktım. O ara Memo geldi. Ben de uyuyamadım dedi. Oğlum bu olay çok tuhaf. Beraber mi uyusak dedi. Sanki söylediği daha normal bir durummuş gibi. Memo benim çocukluk arkadaşım. Çok uyuduk beraber de hani fazladan yatak varken saçma ama bir yandan da tırsıyorum. Korkum daha ağır bastı. Olur dedim. Memo'nun odasına gittik. Onun yatağına yattık. Yatarken aynaya baktım. Cibinlikli yatak. Memo ve ben. Ulan dedim. Bu sefer daha da uykum kaçtı. Hani sabah savaş gelse nasıl açıklayacaksın bu durumu? kafamda canlananlar hiç hoş değildi. O ara memo cama baktı. Dedi oğlum ben yatarken perdeyi kapattım. Perdeye baktım sonuna kadar açık. Dedim kalk gidelim buradan. Gecenin o saatinde evden çıktık. Bir şekilde kendi evimize ulaştık. Bu da benim yaşadığım hikayemdi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Dedem askerliğini Diyarbakır'da yaptığı için bir de doğu meraklısıdır. Gide gele gide gele kendisi orada anne tarafı dedem ile tanışmış. Baba tarafı dedemin adı Salih. Anne tarafı dedemin adı Zeki. Velhasıl well, dost kardeş gibi olmuşlar. Hatta Salih dedem Zeki dedeme çok alıştığı için Zeki neden buraya taşınmıyorsun? Sen buraya aitsin. Gel buraya yerleş. Hatta kızımla evlen. Aramızda kan bağı da olsun demiş. Tabi o zamanlar bir şehirden başka bir şehire taşınmak bu zamandaki gibi o kadar kolay değil. Dedem biraz ağır gelmiş ama ne yapmalı etmeli gelmeliymiş buraya demiş kendi kendine. Kendini buraya ait hissediyordu. Sanki buralıymış gibi. Neyse sonunda taşınmışlar. Ninemle birbirlerini görüp beğenmiş ve evlenmişler. Diyarbakır'da bir köye yerleşmişler. Maddi durumları pek iyi olmadığı için o zaman durumları en fazla çobanlığa yetebilmiş. Buraya kadar dedemin Diyarbakır'a gidiş hikayesini anlattım. Yine bir gün ışıklar kesildi. Dememize gerek kalmadan kendimizi dedemizin etrafında bulduk. Aniden gene o eski hikayesini anlatmaya başladı. Dedemin ağzından devam ediyorum. Şehirden köye göç edince içimde hep bir kaybetme korkusu ve karamsarlık vardı. Şehire alışkın olduğum için köy hayatını pek bilmiyordum. Orada kendimi istemsizce çok yabancı hissediyordum. Dininizle bir eve yerleştik ama şimdiden pişman olmuştum bile. Çünkü ev ahırdan farksızdı ve tuvalet dışarıdaydı. Ve bunun gibi daha birçok şey vardı ama artık karar vermiştim. Dönemezdim. Şehirde malımı mülkümü satmış, anne ve babamın gitmemem için yaptıkları haklı ısrarlarını aldırış etmemiştim. Olan olmuştu. Elimde kalan parayla küçük baş hayvan satın aldım. Salih kardeşim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Çobanlığı ve köy işlerini pek bilmediğim için hep benim yanımdaydı ve bu işlerde bana yardımcı oluyordu. Daha koyunları otlatmaya birlikte çıkardık. Bilmediğim çok şeyi bana öğretti. Ata binmeyi, hayvan sürmeyi, süt sağmayı, Tarla ekmeği ve bunun gibi birçok şeyi onun sayesinde öğrendim. Zaman geçtikçe köy hayatını sevmeye ve işin üstesinden gelmeye başlamıştım. Bir gün Salih'le koyunları otlatırken sohbet ediyorduk. Aniden eski yıkık bir evin ardından bağırış sesi geldi. Ama nasıl bir bağırış, sanki bir kadının derisini yüzüyorlar da bağırıyor gibi. Sesin şiddetinden açıkçası ben biraz korktum. Bu ses ne diye sordum şaşkınlıkta. Salih, sakin bir edayla bana bakıp, sana daha önce anlatmadım mı dedi. Ben de şaşırarak ne anlatmadın diye sordum. Sakin ol, anlatıyorum dedi ve anlattı. Burada eskiden büyücü bir kadın yaşarmış. Önceden sıradan bir köylüymüş ama neden bilinmez. Kocası öldükten sonra büyücülük yapmaya başlamış ve bunu oldukça abartmış. Kim onun istemediği bir şey yaparsa onu büyü yaparım diye tehdit edermiş. Köylüler sonunda onun bu halinden bıkmış. Onu köyden atıp dışlamışlar. O da kendisine köyün dışında bu ahır gibi eve sığınmış. Belli bir süre köyün çevresinde görünmüş. Daha sonra ortalıktan birden kaybolmuş. Uzun süre gözükmeyince köylü kadının akıbetini merak etmiş. Merak eden birkaç köylü Kadının bulunduğu ahıra bakmaya gitmişler. Ahıra yaklaşıp içeriye baktıklarında kadının uzun boylu siyah bir varlıkla konuştuğunu görmüşler. Korkuya kapılan köylüler oradan kaçarak uzaklaşmış. Bu olayın üzerinden biraz daha zaman geçmiş. Artık kadını kimse görmez olmuş. Fakat kim akşam vakti oralardan geçerse garip olaylar yaşamaya başlamışlar. Bunların artması üzerine Evin yakınından köylüler geçmez olmuş. Bir gün gündüz vakti evin yakınlarından geçen köylüler evin yerle bir olduğunu görmüşler. Bunun nasıl olduğunu kimse anlamamış. Hala gece vakti oradan birisi geçerse rahatsız ediliyor. Mecbur kalmadıkça kimse o yolu kullanmıyor. Gündüzleri de zaman zaman böyle çığlık sesleri gelir o evden diye ekledi. Ben bunları Salih'ten dinleyince beni bir alaylı gülme tuttu. Tabi şehirli okumuş, tahsilli bir adamım. İnanır mıyım böyle şeylere? Konuyu kapatalım. Böyle saçma sapan şeyleri kim neresinden uyduruyor diyerek ayağa kalktım. Salih, peki inanıp inanmamak sana kalmış. Fakat aptallık edip oraya yaklaşma. Seni buraya ben getirdim. Sen bana emanetsin. Dikkatli ol. Hatırım için oradan uzak dur deyince benim içime bir merak düştü. Neden bilmiyorum ama inanmadığım ve saçma geldiği halde gidip orayı görme arzusu düştü içime. Bu arzu gitgide büyüdü ve yarın oraya gidip bir göz atma kararı aldım. O gün koyunları otlatıp eve vardık. Gece gitmek istemiyordum. Biraz da olsa korkuyordum ama merakıma hep yenik düşen biriyim. Bu yüzden gidip bakmazsam kafayı yerdim. Sabah olmasını bekledim. Sabah ezanından birkaç saat önce Saliye haber vermeden yanıma azık taşılıp çıkıp gittim. O kadar merak ediyordum ki bu merakımı bir türlü yenemiyordum. O ilk ev tepenin tam altındaki vadideydi. Tepeye zar zor çıktım. Tepeden eve bakınca içime anlam veremediğim bir korku geldi. Sanki birileri beni gözetliyormuş gibi, sanki bir şey beni oraya istiyormuş gibi hissediyordum yaptığımın yanlış olduğunu anlamıştım. Gitme arzusu vardı içimde. Tepedeyken gidip gitmeme arasında tereddüt ettim. Sanki bu merak isteğim dışındaydı ve bunu fark etmiştim. Ne yaptım ne ettimse de merakıma yenik düştüm. Tepeden aşağıya doğru inince kulübeye doğru gittiğini sandığım bir patika gördüm. Fakat dikkatimi bir şey çekmişti. Patikanın her yeri atların Toynak iziyle doluydu. Bu nasıl olabilirdi? Ali kimse buradan geçmiyordu. Ben bunları düşünürken aniden arkamdan "Ne yaptığını sanıyorsun?" diye bir ses duydum. Bu Salih'in sesiydi. Şaşkın bir şekilde arkama dönünce arkamda hiç kimse yoktu. Şok olmuştum. Ses tam arkamdan geliyordu ve Salih'in sesi olduğuna adım kadar emindim. Beni bir korku kapladı. İçimdeki gitme arzusu gitti, yerine korku geldi. Hemen buradan kaçmak istedim. Bu düşünce içindeyken arkamdan gelen at seslerini duydum. Uzaktan çok hızlı geliyorlardı. Atın üzerinde siyah varlıklar olduğunu görünce kendimi çalılıklara attım. Benim bulunduğum yere geldiklerinde durdular. Hiçbiri konuşmuyordu. Yüzleri görünmüyordu. Kara duman halindeydiler. Neredeyse korkudan bayılmak üzereydim. İçlerinden bir tanesi atından indi. Bana doğru geldiğini görünce ne yapacağımı şaşırdım. Dedem bunları anlatırken sanki o an bile yaşıyormuş gibi heyecanlanıp titrediğini gördüm. Neyse, anlatmaya devam ediyorum. Etrafıma baktım. Bunlara karşı tek başıma bir şey yapamazdım. Arkama baktığımda küçük bir uçurum gördüm beni öldürmeyecek kadar yükseklikteydi kendimi ya allah diyerek geriye doğru ittim uçurumdan aşağıya doğru düştüm bayılmışım rüyamda büyücü olduğunu sandığım kadının beni bağlamış ve ateşe atacak olduğunu gördüm tam ateşe atacağı sırada gözlerimi açtım gözlerimi açtığımda hava hala karanlıktı saatime baktığımda bütün günü orada baygın geçirdiğimi fark ettim Ayağımı oynatamıyordum. Kırık olduğunu anladım. Çok korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatta kalma arzum beni bir şeyler yapmaya zorladı. Hemen elbisemi yırtıp daha fazla zarar görmemesi için ayağımı bir ağaç parçasına bağladım. Sürtüne sürtüne derenin kenarına geldim. Dedem anlatırken sanki o anı birlikte yaşıyormuşuz gibi hissediyorduk. Dereye varınca kara kara su içtim. Su içtikten sonra arkamdan bir ses duydum. Bir de ne göreyim? Kara çarşaflı bir kadın ateşin etrafında bilmediğim sözler söylüyordu. Kendimi dereye attım. Zor da olsa derenin karşı tarafına geçtim. Sürüne sürüne yola vardım. Yolun üzerinde bir umut araba gelmesini bekledim. Nihayet bir minibüs geldi. Beni görünce hemen durdu. Bu kişiyi tanıyordum. Bu bizim köyden düğünden düğüne giden ve gece geç saatlerde köye varan davulcu Ahmet'ti. Ahmet bana yardım et ölüyorum dedim. Şok olmuştu. Zeki ne işin var buralarda bu ne hal dedi. Çabuk gidelim yolda anlatırım dedim. Tamam deyip aceleyle hareket ettik. Arabanın camından ormana doğru baktığımda büyücü kadını gördüm. Arabada bayılmışım. Uyandığımda evimdeydim. Başımda ninen ve Salih deden vardı. Bana kızarak ben sana oraya gitme demedim mi dedi. Ben ses etmedim. Etmeye mecalim yoktu. Ne dese haklıydı. Bu olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra oradan taşındık. Silvan ilçesinde o köye yakın bir yere yerleştik. Hala olayın şoku üzerimdeydi. Çok kabuslar gördüm. O kadın hep rüyama geliyordu. Kur'an okumaya ve namaz kılmaya başladım. İbadetlerimi yapmaya başladıktan sonra kabusları görmez oldum.